Merhaba sevgili izleyiciler. Gündeme Bakış programıyla sizlerleyiz. Size Ankara'dan merhaba diyoruz. Ankara'da Barış ve Demokrasi Partisi'nin genel merkezindeyiz. Ve bugünkü konuğumuz BDP eş başkanı Sayın Gülten Kışanak. Ona arkadaşlarımla birlikte gündeme dair, sürece dair ve Alevilere dair sorular soracağız. Hoş geldiniz Gülten Hanım. Hoş bulduk. Bugün belirttiğim gibi yanımda iki tane arkadaşım var ve onları da siz ekranlarımızdan tanıyorsunuz. Mehmet Yüksel Dede ve Nevin Yıldız. Onlar da bugün bana ve Gündeme Bakış programında eşlik edecekler. Biz Gündeme Bakış programında her zaman gündeme dair yorumları biz yapıyorduk. Ekrandaki izleyicilere biz konuşuyorduk ama bu sefer biz ekrandan izleyicilerimiz adına sorular soracağız ve bülten alanından da onların cevaplarını almaya çalışacağız. Ben hemen süreçle ilgili girmek istiyorum çünkü biz aslında sosyal medyada duyurusunu yaptık, böyle bir programı olacağını ve sizin konumuz olacağını, ona dair sorular aldık. En çok sorulan soru bu süreç ne anlama geliyor? Süreç dediği zaman yani nedir bu? Ne anlamamız gerekiyor bu kelimeden? Ben öncelikle TV10 seyircilerine iyi akşamlar diliyorum. Umuyorum buradaki tartışmamız ve programımız izleyicilerimizin de merak ettiği sorulara yanıt olacaktır. Şimdi yeni süreç dediğimiz şey, biliyorsunuz bu ülkenin çok ciddi problemleri vardı. Tekçi bir devlet zihniyeti, tüm farklılıkları yok sayan, inkar eden, ben varım diyene baskı uygulayan, asimile etmeye çalışan bir zihniyetle mücadele ederek bugünlere geldik. Ve bu mücadelenin özü bir demokrasi mücadelesiydi. Eşit haklarla, eşit yurttaşlık haklarıyla demokratik bir yaşamı inşa etme meselesiydi. Ve bu konuda geldiğimiz aşamayı, biz bu süreci demokratik haklarla ilgili bir müzakerenin, bir yolun başlangıcı olarak görüyoruz. Bu sorunlarımızı konuşarak, müzakere ederek, diyalog kurarak, toplumsal kesimlerin taleplerini açığa çıkarttığı, bu konuda mücadele ettiği ve haklarını güvenceye alacak bir değişimi yaşamaya çalıştığı bir yolun başlangıcı olarak görüyoruz. Bu nedenle süreç diyoruz. Yani daha bir yolun başındayız, bir yol yürüyeceğiz. Bu yol ilk kez şimdiye kadar denemediğimiz bir yol olacak. Konuşacağız, diyalog kuracağız, taleplerimizi söyleyeceğiz, demokratik mücadelemizi yükselteceğiz. Toplumsal kesimler, herkes, özgürlük arayan herkes bu konuya katkısını sunacak ve bu yolun sonunda umut ediyoruz ki birlikte demokratik, özgür bir yaşama kavuşacağız ve bir değişim süreci olarak bu yolu bir değişim süreci, bir müzakere ve diyalog süreci olarak görüyoruz. Peki bu sürecin başlangıcını 21 Mart'ta Diyarbakır'da Nevruz alanında okunan Sayın Öcalan'ın mesajıyla başladığını söylemek mümkün mü? Yoksa daha önceki benzer yaşanan durumların aslında varmış olduğu bir nokta mı olarak görmek gerekiyor? Kesinlikle bu ikinci söylediğiniz doğru. Varılan bir noktadır, bir duraktır. 21 Mart'ta Diyarbakır'da Sayın Öcalan'ın kamuoyuna açıklanan deklarasyonu bütün bu yaşanan mücadelelerin geldiği aşamaya işaret eden ve bundan sonra demokratik, özgür bir gelecek kurabiliriz iddiasını ortaya koyan, bu temelde çağrıları yapan bir deklarasyon da. Ama en nihayetinde bizim bir tarihsel yolculuğumuz var. Yani bu ülkedeki bütün ezilenler, bütün ötekileştirilenler, hakları gasp edilenler, inkar edilenler yıllarca mücadele ettiler bu zihniyete karşı. Bu nedenle biz gelinen aşamayı bütün bu mücadelelerin toplamının vardığı bir sonuç olarak görüyoruz. Bütün bu mücadeleler demek ki bir değişim
ihtiyacını ortaya çıkarttı. Değişim konusunda toplumsal talebin ne kadar güçlü olduğunu ortaya çıkardı. Ve böylesine bir güç dengesi içerisinde artık Türkiye'nin demokratik muhalefeti, Kürt hareketiyle birlikte, Alevi hareketiyle birlikte, emekçi hareketiyle, kadın hareketiyle birlikte, çevre hareketiyle birlikte böyle bir yeni değişim sürecinin aktörü haline geldi. Bu anlamda varılan bir durak olarak görüyoruz. Tabii ki 21 Mart'taki deklarasyonda bunun tüm dünyaya ilan edilmesi, bir şekilde tüm ezilenlere, tüm ötekileştirilenlere, tüm hakları gasp edilenlere gelin bu emeğimize sahip çıkalım çağrısıydı. Bu kadar büyük bedeller ödedik, bu kadar zorlu bir mücadele sürecinden geçtik, boyun eğmedik, zalimlere biat etmedik ve bugün gelinen noktada artık biz taleplerimizle birlikte yeni bir sürece giriş yapabiliriz. Bu yolu birlikte yürürsek de kazanabiliriz. Yani hem tüm toplumsal muhalefete, ezilenlere biz kazandık mesajıydı. Yani bizi yok etmek istediler, ezmek istediler. Yani ikinci sınıf olmayı kabullenmemizi bizden beklediler. Kabul etmedik. Bugün tarih sahnesindeyiz. İkincisi, gelin emeğimize sahip çıkalım. Üçüncüsü de kazanabiliriz. Geleceğimizi kurabiliriz. İstediğimiz demokratik, özgür, eşitlikçi bir geleceği kurabiliriz diyen bir çağrıydı. Peki bu çağrı farklı çevreler tarafından farklı yorumlandı, farklı algılandı ve son dönemlerde de aslında medyada da aslında BDP cephesinden de AK Parti cephesinden de farklı yorumlara vesile oldu. Özellikle silahlar konusundaki bir tartışma da oldu. Bu farklı algılamanın nasıl yorumluyorsunuz siz ya da bu farklı algılamaları nasıl yaklaşıyorsunuz? Şimdi birincisi şöyle bakmak lazım. En nihayetinde AKP hükümeti de kendi tabanına, kendi kamuoyuna, kendisinin etki alanındaki çevrelere mesaj vermek istiyor. O nedenle hani onun bu deklarasyonu tam ruhuna uygun olarak yorumlaması ve buna uygun bir değerlendirme yapması beklenemez. Çünkü AKP hükümetinin biliyoruz bu saydığımız kesimlerin tamamı bu zihniyete karşı mücadele ederken AKP hükümeti bu zihniyetin temsilcisi olmaya çalışmıştır. Ve bu durum henüz sona ermiş değil. Yani şu anda Türkiye Demokratik Muhalefeti'nin, Kürt Özgürlük Hareketi'nin, Alevilerin Özgürlük Mücadelesi'nin, Emekçilerin Özgürlük Mücadelesi'nin asıl idrak etmesi gereken mesele şu ki biz bu zihniyete karşı itirazlarımızı geri çekmiş değiliz. Biz bu zihniyete karşı eleştirilerimizden, mücadelemizden vazgeçmiş değiliz. Yeni bir durağa geldik. Bu yeni durakta bizim de tüm muhalefetinde bir güç olarak yeni bir süreci başlatma noktasına gelmiş olmasıdır. Bu nedenle AKP'nin bu bildiriyi, bu deklarasyonu doğru yorumlaması ve kamuoyuna doğru anlatması beklenemez tabii ki. O kendi cephesinde, kendi kamuoyuna uygun bir yorum getirecek. Ama bizim Türkiye'deki demokratik muhalefetin, Kürt halkının, Alevilerin, herkesin bu deklarasyon ne diyor diye kendisinin okuması, kendisinin yorumlaması ve kendisinin doğru bir cevap bulması gerekir. Ve her şeyden önemlisi de gerçekten hepimiz şunu bilmeliyiz ki bu hepimizin toplam emeğinin bir sonucudur. Gelinen nokta, gelinen aşama mücadele eden, direnen, zalime boyun eğmeyen, hak ve özgürlüğü peşinde koşan herkesin emeğinin toplamıdır. Ve böyle bakıp böyle sahiplenmek lazım. Şimdi o deklarasyon Sayın Öcalan'ın tüm kamuoyuna yaptığı bir seslenişti. Tüm Orta Doğu halklarına, tüm Türkiye'ye, ayrımsız herkese seslendiği bir deklarasyondu. Çünkü bu sürecin ben öyle görüyorum ve zaten gelişmeler de bize onu gösteriyor ki en temel aktörüdür. Yani Sayın Öcalan sadece bir kesime hitap eden, sadece bir kesimin sözcüsü ya da herhangi bir işte bir örgütün lideri, oradan taraf olarak konuşan bir kişi değil. Tüm Orta Doğu'da yeni bir iddia ortaya koyan,
ve herkese seslenen bir lider durumunda kendisini böyle konumlandırıyor ve zaten kamuoyuna şimdiye kadar yazdığı kitaplarıyla, ortaya çıkardığı stratejilerle böyle bir stratejik yaklaşımda yeni bir alternatif seçenek ortaya çıkaran duruşuyla böyle bir pozisyonu var zaten. Yani Orta Doğu'da işte herkes kamplaşmadan, kutuplaşmadan, boğazlaşmadan, çatışmadan yana ama yıllardır, yani 10-15 yıldır Demokratik Orta Doğu Federasyonu öneren, konfederal bir yapıda bir araya gelmeyi öneren, sınırlarla uğraşmadan herkesin özgürlüğünü ve özerkliğini yaşayabileceğini, sınırların çok da manalı olmadığını söyleyen bir stratejik yaklaşımla halkların kardeşliğini, özgürlükleri ve demokratik bir yaşamı savunan bir yaklaşımdır. Bildirinin, bu deklarasyonun özeti aslında demokratik modernite denilen yeni bir dönemi biz inşa edebiliriz iddiasıdır. Ve bu demokratik modernitenin savunucularını da tarif etmiştir. Tüm ezilen halklar, inkar edilen kimlikler, özgürlüklerinden yoksun bırakılan mezhepler, inançlar, kültür temsilcileri, kadınlar, emekçiler, yani tüm taraflarını da saymıştır. Bu şimdiye kadar egemenlerin kutuplaştırdığı, çatıştırdığı, dışladığı, ötekileştirdiği tüm kesimleri gelin birlik olalım, hep beraber demokratik modernite denilen demokratik yeni bir gelecek kuralım. Aslında çağrının asıl özü buydu. Onun dışındakiler biraz seslenme, biraz kamuoyundaki algılara, beklentilere hitap etme, biraz farklı kesimlerin temsilcilerine seslenme ve gelinen aşamayı tarif etmeydi. Bu deklarasyonun asıl ana özü biz demokratik bir gelecek kurabiliriz. İkincisi, bunu demokratik yol ve yöntemlerle yapmaya da hazırız. Silahları devreden çıkartmaya, demokratik yol yöntemlerle biz demokratik bir gelecek inşa etmeye hazırız. Bu deklarasyonun ana özü buydu. Farklı kesimler demişken hemen ben Mehmet Dede'ye sözü vermek istiyorum. Onun da soruları olacak. Farklı kesimlerden bir tanesi de Aleviler ve bunu da yoğun bir şekilde tartışıyorlar. Sorunuzu alalım hocam. Evet, teşekkür ederim. Zaten bugünkü yapmış olduğunuz bir anlamda bilgilendirme toplantısında da çokça dile getirildi. Şükrü Bey belki ona birazdan değinecek. Ben ilk olarak tabii şunu sormak istiyorum. 21 Mart Nevroz'da Sayın Öcalan'ın bir 1000 yıllık İslam kardeşliği ve İslam kimliğine vurgu yapan bir mesajı vardı. Yani bir sürü şeyin yanı sıra bu İslam kimliğine vurgu yapılması Aleviler arasında çeşitli tartışmalara vesile oldu. Ve Alevi toplumunun özellikle bir kısmı bir endişeye kapılarak şey sorusu sormaya başladı. Kürt siyasal hareketi acaba önümüzdeki dönemde işte şu an Türkiye'deki siyasal hareketle bir hükümetle bir uzlaşıya varıp acaba Alevileri önümüzdeki süreçte ekarte etmeye yönelik bir politikaya onay mı verecek gibi bir takım endişelere kapıldılar. Siz Alevilerdeki bu algıyı nasıl karşılıyorsunuz? Öncelikle onu sorayım. Ya ben şuna inanan bir insanım. Hani biraz da iletişimciyim. Ben de eski bir gazeteciyim. Sizin ne söylediğiniz değil, nasıl algılandığınız önemlidir. Bu nedenle ben algıları çok önemsiyorum. Yani Alevi toplumunda, Alevi yurttaşlarımızda bazı tereddütler oluştuysa, bazı kaygılar oluştuysa, bazı doğru anlamlandırmama durumları yaşandıysa, demek ki buna vesile olan bir durum var ortada. Bir kere bunu tespit etmek gerekiyor. Çünkü söylenenin ne olduğundan çok karşıda nasıl algılandığı önemlidir. Çünkü biz bir söz söylerken karşıda bir etki yaratmak istiyoruz. Yani iletişim kendisi budur. Karşılıklı olarak mesaj vermektir ve mesajların nasıl algılandığı önemlidir. Bu nedenle ben kaygıları bu anlamda değerli buluyorum, önemli buluyorum, anlamaya çalışıyoruz. Ve bu konuda da bu tereddütleri mutlaka gidermek gerektiğine inanıyoruz. Çünkü Alevi toplumu bin yıllardan beri
en büyük acıları yaşayan toplum kesimidir. Çok büyük dışlanmalara maruz kalmıştır. Büyük katliamlar, büyük acılar yaşamıştır. Büyük travmalar yaşamıştır. Ve bu travmalardan kaynaklı bugün ciddi derecede de uzun yıllar kendi içine kapanmış, biraz korumacı olmuş, biraz başka çevrelerle iletişim, diyalog kurma konusunda kendisini sınırlamış, biraz kendi ön yargılarına inanarak kendi içinde yaralarını sarmaya çalışmış bir toplum. Bu nedenle ben de bir Alevi olarak bunları çok yaşadığımız için biliyorum. Yani hepimizin gündelik hayatında yaşadığımız bu dışlanmanın bir şekilde bıraktığı izler var. Bu anlamda ben bu kaygıları anlamaya çalışıyoruz, doğru buluyoruz ve gidermek konusunda da bir çaba sarf etmek gerektiğine inanıyorum. İkincisi, bu İslam kardeşliği meselesi aslında deklarasyonda en fazla manipüle edilen, kamuoyunda yeterince doğru tartışılmayan bir bölümdür. Açıkçası deklarasyonun içerisinde şöyle bir tarihsel arka plan anlatılmaya çalışılmıştır. Bir yani işte Türklerle Kürtlerin Orta Doğu'da Türkler geldiğinde Anadolu'ya giriş yaparken, işte çok meşhur bilinen işte Malazgirt Savaşı vardır, kapılar açılmıştır. Bir ittifak temelinde aslında bir süreç yaşanmıştır. Fakat sonrasında bu bir fethe, bu bir asimilasyona, bir inkara dönüşmüştür. Bu deklarasyonda da tam tersine buna vurgu yapılıyor. Deniliyor ki hani geçen bin yılda İslam kardeşliği hukuku olması gerekirdi aramızda. Hani ve bu kardeşlikte de aslında fetih olmaz, inkar olmaz, asimilasyon olmaz, katliam olmaz, ötekileştirme olmaz, herkes hakkıyla, hukukuyla yaşar, böyle olması gerekirdi deniliyor. Sonrasındaki son yüzyılımızda değerlendiriliyor ve eleştiriliyor. Orada da bir kapitalist modernite denilen ve bunun yarattığı ulus devlet modeliyle tekçi zihniyetin bu topluma nasıl bir kalıp olarak giydirilmeye çalışıldığını ve nasıl sorunlar yarattığı izah ediliyor. En sonunda çözüm olarak da demokratik modernite öneriliyor. Deniliyor ki biz bunu yapabiliriz. Biz hem modern bir toplum olabiliriz, hem de demokratik bir yaşama sahip olabiliriz. Biz modern bir toplum olacağız diye bu tekçi zihniyeti, bu kapitalizmin bize dayattığı egemenlik sistemini kabul etmek zorunda değiliz. Biz demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü bir gelecek kurabiliriz. Asıl hedef olarak gösterilen ve yapılması gereken tüm tarafları gelin birlikte olalım diye çağırdıkları bayrak demokratik modernite bayrağıdır. Yani biz demokratik, modern, özgürlükçü, çoğulcu, demokratik bir birliği gelin kuralım diyen kısmıdır. Bu diğeri geçmişe dair bir tarihçe bilgisi ve bir eleştirisidir aslında. Yani hem tarihçesi vardır hem eleştirisi vardır. Bu nedenle bu bölümün yeterince algılanmadığını ve biraz da manipüle edildiğini düşünüyoruz. Bunun biraz daha anlaşılır bir şekilde anlatılması, izah edilmesi gerekiyor. Ayrıca Kürt hareketi bu konuda büyük ölçüde rüştünü ispatlamıştır. Yani biz bu yeterince anlaşılamamış olmak, mutlaka ki demek ki Kürt hareketi de bunu yeterince anlatmanın kanallarını, yollarını, yöntemlerini bulamamıştır. Bunu kabul ediyoruz. Ancak Kürt hareketinin, Kürt özgürlük hareketinin Alevilik konusunda çok uzun yıllardır çok temel tespitleri vardır ki bu temel tespitlerin tamamı Aleviliğin demokratik, özgürlükçü özüne yöneliktir. Ezilenlerin mücadelesini temsil ettiğidir ve bu anlamda da gelecek kurgusu içerisinde mutlaka Aleviliğin hem kendini özgürce yaşaması hem Aleviliğin temsil ettiği değerlerin genelleşmesi yönünde çokça değerlendirme vardır ve çokça politik üretilmiş önermeler vardır. Yani Kürt hareketi aslında Aleviliğe aynı zamanda Aleviliğin özü olan, insanı merkeze alan, demokratik olan, özgürlükçü olan, kadın haklarına saygılı olan, herkesin kendi özelliğini yaşaması gerektiğine inanan, devlet kötüyse bile kendisini koruyup özerk kendi sistemini kurması gerektiğini savunan bir inanış olarak Aleviliği biraz da örnek alan,
Biraz da bu değerlerin yaygınlaşmasını kendisine politik bir program olarak belirleyen bir harekettir. Bu nedenle ben Kürt hareketinden doğru, Kürt hareketinin lideri Sayın Öcalan'dan doğru böyle Alevileri dışlayan ya da Alevilerin değer yargılarına ters düşen bir değerlendirme yapmasını beklemeyiz. Yani şimdiye kadarki bütün pratikleri aslında bunun aksidir. Bunun nedeni de şudur. Kürt hareketi içerisinde Aleviler bir yer edinmiştir. Kendilerini var etmişlerdir. Orada bu özgürlük mücadelesine katılmışlardır ve kendi değerleriyle katılmışlardır. Bu nedenle de bu konuda ben ön yargıları, yanlış anlaşılmaları giderecek çokça tartışma yapmamız gerektiğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Aslında ikinci soruma da sanki bir anlamda yanıt verdiniz. Şeyi soracaktım size. Yani birçok çevreden aslında çok çeşitli tepkiler gelir gibi olmasına rağmen özellikle Alevilerin çok hassas bir çıkışları oldu. Biraz önce siz söylediniz işte biraz manipülasyonların da çok etkili olduğu bir şey söz konusu orada. Alevilerin bu hassasiyetini belki nedenlerini biraz irdeleyebilir misiniz diyeceğim. Buna bağlı olarak siz bu hassasiyetler karşısında yani ne gibi rasyonel ya da reel şeyler yapmayı düşünüyorsunuz ya da var mı şu an için böyle bir elinizde şey uzlaşıya vardığınız bir karar ya da bir şey? Şimdi öncelikle biz Barış ve Demokrasi Partisi olarak Alevi yurttaşlarımızla, Alevilerle doğrudan temas kurmayı, doğrudan dinlemeyi, doğrudan kendimizi anlatmayı ve onların doğrudan bu mücadeleye katılmalarını ve böylece bize de katkı sunmalarını, bizim de politikalarımıza yön vermelerini bekliyoruz. Yani biz böyle bir aktif ilişki kurmak istiyoruz. Biz Alevi yurttaşlarımıza hiçbir zaman seçmen gözüyle bakmadık, oy deposu olarak bakmadık. Onları demokrasi mücadelesinin temel dinamiği olarak görüyoruz. Alevileri kapsamayan bir demokrasi mücadelesinin eksik olacağına inanıyoruz. Bu nedenle bizim Alevi yurttaşlarımızla, Alevilerle kurduğumuz ilişki dinamik bir ilişkidir, katılımcı bir ilişkidir ve şekillendiren, yön veren bir ilişkidir. Yani biz böyle tek taraflı bir ilişki, biz her şeyin en doğrusunu biliriz, biz söyleriz, Aleviler de bizim söylediklerimize inansın şeklinde bir ilişkiyi doğru ve sağlıklı bulmuyoruz. Hep beraber iyi şeyler yapalım. Bunu esas alıyoruz ve bunun imkanlarını yaratmaya çalışıyoruz. Bu konuda yoksa programatik olarak, söylem olarak, parlamentoda yürüttüğümüz mücadele pratiği olarak hiçbir parti bizimle yarışamaz. Yani bu konuda bizim hem parti programımız, Alevilik konusunda da, inanç özgürlüğü konusunda da, laiklik konusunda da en doğru değerleri temsil eden bir parti programına sahibiz. Politik söylem olarak da bunu ifade ediyoruz. Parlamentodaki mücadelemizin de, parlamenter mücadelemizin de ana ekseninde bu vardır. Ve biz şimdiye kadar birçok kendisine sosyal demokratım diyen Alevilerle başka ilişkiler kuran partilerin çok çok ilerisinde pratik bir politika yürütüyoruz. Ama bunu yeterli görmüyoruz yine de. Yani bunun kendisi yeterli bir ilişki değildir. Çünkü asıl olması gereken Alevilerle birlikte demokrasi mücadelesini yükseltmektir. Çünkü Aleviler gerçekten de hem temsil ettikleri değerler itibariyle hem bu ülkedeki özgür ve eşitlik konusunda yürüttükleri mücadele nedeniyle demokrasi mücadelesinin ana dayanaklarından birisidir. Ve Alevilerle birlikte yürütülebilecek bir demokrasi mücadelesi ancak başarıya ulaşabilir. Yani Alevilerin katılmadığı, Alevilerin biraz dışında kaldığı, seyrettiği bir süreçten demokrasi çıkmaz. Hep birlikte yürürsek bu yolu, bu konuda bir sonuca varabiliriz. İkincisi, biz şuna çok inanıyoruz. Yani Alevilerin, Alevi yurttaşlarımızın, Türkiye'deki tüm demokrasi güçlerinin bunu artık bir şekilde bizimle paylaşmaları ve bizimle bu yolu bir yol yolcusu, yoldaş olarak yürümeleri konusunda büyük beklentilerimiz var. Biz Kürt sorununun evet çözülmesi konusunda misyon üstlenmiş, sorumluluk üstlenmiş bir partiyiz. Barış ve Demokrasi Partisi bu ülkenin en temel sorunu olan Kürt sorununun
barışçı demokratik yöntemlerle çözülmesi konusunda büyük bir sorumluluk sahibidir, misyon sahibidir. Fakat biz şunu biliyoruz, Kürt sorunu sadece Kürtlerle ilgili bir sorun değildir. Türkiye'nin demokrasi sorunudur. Türkiye'de demokrasi sorunu çözülmeden Kürt sorunu çözülemez. Aynı şekilde Kürt sorunu çözmeyi kabul etmeyen bir demokratik mücadele de olamaz. Kürtler haklarından yoksun kalsın ama ben demokratım. Böyle bir demokratlık tarif edilemez. Yani bugün mesela CHP'nin yaptığı bu. Kürt sorunu çözmeyelim. Ana dilde eğitimde olmasın. Kürtlerin kimlik haklarıyla da ilgili bir şey olmasın. İşte her şey bildiğimiz bu tekçi zihniyet bütün kalıplarıyla kalsın. Ama ben demokratım. Böyle bir demokratlık olamaz. Aynı şekilde sadece Kürtlerin şu şu hakları olsun, geri kalanın hakları beni ilgilendirmiyor diyen bir yerden de Kürt sorunu çözmek mümkün değil. Demokrasi bir bütündür. Demokrasi bir zihniyettir. Demokrasi bir ilkeler bütünüdür. Demokrasi bir kurumlar ve kurallar bütünüdür. Herkesi eşitlik olmadan birine eşitlik olmaz. Orada ancak tahakküm ve egemenlik ilişkisi olur. Şu anda Türkiye'de Türk-Sunni kesim biraz özgürlüklerine yararlanabiliyor. Neden? Bir egemenlik ilişkisi kurulmuş. Devlet sistemi bunun üzerine kurulmuş. Onun dışındakiler ötekileştirilmiş. Ya biz bir egemenlik ilişkisi kurmak istemiyoruz ki. Biz bir eşit haklar, özgürlükler ekseninde birlikte yaşamak istiyoruz. Ve ancak böyle bir demokratik gelecek kurulabilir. Bunları yeterince izah edebilirsek, yeterince anlatabilirsek, ben Aleviliğin felsefik olarak demokrasi mücadelesine, özgürlüklere en yakın inanç olduğunu ve Alevi toplumunun bunu da özümsemiş bir toplum olarak bu mücadeleden gereken katkısını mutlaka koyacağına inanıyorum. Ama bu konularda demek ki eksiklerimiz var. Evet. Benim tabii devamında sorularım olacak ama Şükrü Bey'e bir lafı vereyim çünkü kadın meselesi de var. Ama ben buna geçmeden önce bu Anayasa Komisyonu'nda yürütülen tartışmalarda, görüşmelerde ve hazırlıklarda Alevilere dair, Alevilerin taleplerine dair, çünkü orada direkt Alevilerin temsilcileri yok, doğal olarak siyasi partiler var ve onlar aracılığıyla görüşe, komisyona geliyor. Alevilere dair ve Alevileri ilgilendiren konularda partinizin yapmış olduğu bir öneri, partinizin bu komisyonda bu olmazsa olmaz dediği konular var mı? Varsa bunlar neler? Çok açık bu konuda biz mevcut durumun bir laiklik olmadığını, tam tersine devletin bütün olanaklarını belli bir mezhep için seferber eden bir devlet dini yaratmayı hedefleyen bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle bu laiklik tanımının değişmesi gerektiğini söylüyoruz. Çok açık, bizim Anayasa Komisyonu'ndaki önerimiz özgürlükçü laiklik anlayışıdır. Özgürlükçü laikliğin tanım olarak anayasada yer almasını istiyoruz ve izah edilmesini istiyoruz. Diyoruz ki devlet hiçbir inançla bir devlet egemenlik ilişkisi kuramaz. Bütün inançlara eşit mesafede olmalıdır. Devletin ve kamu kaynaklarının hiçbiri herhangi bir inanca özel olarak tahsis edilemez. Yani bunun laikliğin bu demek olduğunu, yani devletin bütün inançlara eşit mesafede ve uzak durması gerektiğini laiklik tanımı olarak, özgürlükçü laiklik tanımı olarak biz anayasada yer almasını istiyoruz. Bunu resmi olarak önermiş ve Anayasa Komisyonu'nda kararlara yazdırmış tek parti de biziz. Birincisi bu. Bu çok önemli bir şey çünkü bu çok gerçekten Türkiye'de çok manipüle edilen bir durum. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi mevcut durumu bir laiklikmiş gibi topluma lanse etmeye çalışıyor. Ortada bir laiklik falan yok. Ortada laiklik varsa Alevler niye mağdur? Niye Alevler inançlarının gereğini yapamıyorlar? Niye yıllarca kendilerini gizlemek zorunda kaldılar? Madem laik bir rejimdi bu rejim, niye biz hepimiz okulda kendimizi gizleyerek okuduk? Niye Aleviler belli bir kamu kurumunda istedikleri liyakat kriterlerine göre yer alamıyorlar? Niye şu anda Alevilerin de herkesin de verdiği vergilerden sadece bir mezhebin yararlandığı Diyanet işlerine inanılmaz paralar ayrılıyor ve kadrolar ayrılıyor? Mevcut durum laiklik falan değil.
Çok açıktır ki devletin bu sahte laiklik anlayışı içerisinde Alevileri bu statükocu tekçi devlet zihniyetine razı etme yaklaşımıdır. Bunun kırılması gerekiyor artık. Mevcut durumun laiklik olmadığını tespit etmek, gerçek, hakiki, özgürlükçü bir laikliği savunmak gerekiyor. Herkese, bütün inançlara özgürlük. Devlet bütün inançlardan uzak dursun. Eşit mesafede dursun. Kamu kaynaklarını herhangi bir inanca seferber edip diğerlerini mağdur etmesin. Bunun net olarak tanımlanması gerekiyor. İkincisi, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili çok açık. Bizim meclise zaten sunduğumuz yasa önergemiz var. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılmasını istiyoruz. Zaten Anayasa Komisyonu'ndaki tartışmalarımızda da Diyanet'in anayasal bir kurum olmaktan çıkartılması, böyle bir maddenin anayasada yer almaması gerektiğini açıkça savunan yine tek partiyiz. Burada CHP'nin rolünü sorabilir miyiz? CHP bu konuda ne diyor ya da diğer partiler bu konuda ne diyorlar? Şimdi açıkçası şöyle bir durum var. CHP bu laiklik de dahil olmak üzere neredeyse özgürlükçü bütün maddelerde mevcut durumu korumaya yönelik bir siyaset izliyor. Yani neredeyse anayasa değişmesin, biz bu anayasadan memnunuz diyecek. Yani bu darbecilerin 12 Eylül'ün yaptığı, yıllardır hepimizin ezilmesine, mağdur edilmesine neden olan bu anayasadan neredeyse memnun. Yani böyle bir pozisyon alıyor. Bu gerçekten hiçbir şekilde kabul edilebilir bir durum değil. Ve bundan yararlanarak AKP kendisini özgürlükçü diye kamuoyuna sunuyor. Yani tam da işte böyle ölümü gösterip sıtmaya razı etme pozisyonu. İşte görüyorsunuz, CHP'nin hali burada. Buna mı razısınız? 12 Eylül Anayasası'na mı razısınız? Benim vereceğim kısmı özgürlüklere mi razısınız? Pozisyonu yaratıyor. O nedenle CHP'nin rolü burada çok kilit. Yani CHP oy verenler artık bunu idrak etmeli ve bunun sert bir eleştirisini yapmalı. Yani ya sosyal demokratım demeyeceksin, ya özgürlükçüyüm, demokrasiden yanayım demeyeceksin, ya da bu mevcut anayasayı savunamazsın. Bu mevcut durum laiklik falan değildir. Yani biz cemevimizi bile kullanamıyoruz. Cemevini ibadethane tartışmasında, işte Aleviler nerede ibadetini yapacak tartışmasında, hani CHP bile işte bunun kıyısında köşesinde duruyor. Açık, net bir şekilde savunup demiyor ki devlet bütün mezheplere, bütün inançlara eşit mesafede dursun. Her toplumsal kesim hangi inanca mensupsa kendisine din hizmeti verecek kuruma yardımını yapsın, vergisini oraya versin. Ya da Avrupa'da olduğu gibi bir inanç vergisi diye koyalım. İnsanlar vergisini verirken ben falanca inanca mensubum, benim verdiğim vergi falanca bana hizmet veren kuruma harcansın desin. Ya da en azından eşit tasdif edilsin. Ya da devlet bu işe hiç karışmasın. Bunların hiçbirini savunmuyor. Mevcut durumu bize özgürlükçü, laik, demokratik bir sistemmiş gibi yutturmaya çalışıyor. Ve AKP de ne yazık ki bundan faydalanıyor. AKP, CHP'nin bu tutumunu her gün yeniden gözler önüne sergilenen bu tutumunda dönüp diyor ki işte bakın, bunun karşısında ben veli nimet sayılmalıyım. Böyle bir durum var. Yani biz şimdiye kadar inanç özgürlüğü konusunda da, Alevilerin hakları konusunda da, emekçilerin hakları konusunda da, çevre konusunda da, ekolojinin korunması konusunda da, kadın hakları konusunda da, dezavantajlı grupların hakları konusunda da en özgürlükçü önerileri savunduk, anayasaya yazdırdık. Binlerce sayfalık oradaki tartışmalar var. Hani bir şekilde kamuoyuna bunların açılması ve herkesin bunu görmesi gerekiyor. Şu anda BDP dışında tam özgürlüğü savunan hiçbir parti yok orada. Peki bu tartışmalarınızın kamuoyuna yansımamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela böyle bir tartışma yürütülüyor. Özellikle bugünkü toplantıda da dikkatimizi çekenlerden bir tanesiydi. Siz ne yapıyorsunuz sorusuyla muhatap kalıyorsunuz. Oysa ki sizin bu dile getirdiğiniz noktalar birçok Alevi örgütünün, birçok atak Alevi örgütlerinin ortaklaşa kamuoyuna deklare ettiği konular ve bu konular da bir şekliyle tartışılıyor. Ama kamuoyu bundan bir nevi habersiz ya da bundan uzak. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz?
Ya birincisi BDP'ye karşı biliyorsunuz genel medya kapalı. Yani bu konuda ne yazık ki Türkiye'de medya çok özgürlükçü bir medya değil. Bize karşı biraz ambargo yaklaşımları var. Hani bizimle ilgili kamuoyunda doğru algılanmamıza vesile olabilecek neredeyse hiçbir haber yapmıyorlar. Eğer hani cımbızlayacaklar, manipüle edebilecekler, üzerinde birazcık provoke edebilecekleri bir laf söylemişsek onu bulup ona haber yapıyorlar. Ama onun dışındaki bu çalışmalarımızın kamuoyu tarafından duyurulması konusunda ne yazık ki yeterli medya imkanlarına sahip değiliz. Fakat biraz alternatif, biraz özgürlükçü bir medya da var. İmkanları kısıtlı da olsa, zor da olsa koşulları. Hani bunu da yeterince değerlendirdiğimiz söylenemez. Yoksa Türkiye'de bir muhalif medya da var. Yani bir özgür basın geleneği de var. Tabii çok güçlü değiller. Çok böyle kamuoyu yaratma imkanlarına sahip değiller ama en azından belli kesimlere derdimizi anlatabileceğimiz, az çok sözümüzü ulaştırabileceğimiz bu kanallar var. Bunlar da yeterince etkili kullandığımız söylenemez. Yoksa gerçekten bu konuda politik program olarak, pratik çalışmalar olarak Anayasa Komisyonu'ndaki önermelerimizle, yasal tekliflerimizle en özgürlükçü, en eşitlikçi, gerçekten demokratik cumhuriyete yakışır önerileri sunan bir partiyiz. Ama bunu kamuoyuna yeterince ulaştırdığımız söylenemez. Bu konuda bizim de eksiğimiz var. Ama Ali Bilal'le ilgili bir yol izlediğiniz gözüküyor. Özellikle son 1-2 yıldır düzenli toplantılar gerçekleştiriyorsunuz. İşte Mersin'de yapıldı, daha sonra İstanbul'da devam etti, bugün de devam etti. Böyle bir diyalog yakalanmış ve bu da direkt ben Alevilerin sorunlarını birinci elden almanızı sağlıyor. Gibi görünüyor. Ben evet biraz haksızlık yaptığım gibi gözüküyor. Hemen Nevin Hanım'a sözü vereceğim. Maalesef burada da kadınlar az konuşma durumunda bırakıldı ama şimdi biz söz almışken uzunca bir süre bırakmayalım. Kesinlikle. Bu Akil Adamlar Komisyonu kamuoyunda da çok fazla konuşuldu. Selahattin Bey'in bu konuda açıklamaları vardı. Akil Adamlar yani adamlar devamlı savaş yapıyor, savaşı başlatıyorlar. Akil Kadınlar Komisyonu kurulsun gibi tartışmalar yürütülmüştü. Bu konuyla ilgili sizin görüşleriniz, bir de AK Parti'nin bu konuda yaptığı açıklamaları nasıl yorumluyorsunuz? Ya biz öncelikle bu akil adamlar tanımlamasına zaten karşı çıkıyoruz. Evet. Yanlış bir tanımlama olduğu için karşı çıkıyoruz. Hani bu ülkede adam olmanın iki versiyonu var. İkisi de erkeklere çıkıyor. Yani adam erkek demek oluyor. Adam gibi ol derken de gene aslında erkekliğe atfediliyor. Bu nedenle biz bu şeyin akil insanlar olarak değiştirilmesi gerektiğini ve artık herkesin dilinin buna alışması gerektiğini düşünüyoruz. İkincisi, hatta akil bile denilmemeli. Belki başka bir isim bulunmalı. Akil. Yani böyle hani sanki toplumda akil olanlar ve olmayanlar diye bir ayrım varmış gibi gözükecek. Belki daha makul bir isim bulunabilir. Belki toplumsal uzlaşıyı temin etmek üzere bir isim bulunabilir. Belki bir daha çok hani toplumun tüm farklı kesimlerini kapsayan bir niteleme bulunabilir. Yani bu akil kısmı da çok bizim aklımıza yatmış değil. Yani bu da çok iyi bir tanımlama değil. Fakat en azından adam kısmına toptan karşı çıkıyoruz. Yani evet. Akil insanlar. Tek komisyon kısmı evet. Doğru. Tek komisyon. Akil insanlar olmalı ve bizim partimizin bu konudaki resmi görüşü şudur. Mutlaka bu komisyonda kadınlar eşit temsil edilme hakkına sahip olmalıdır. Toplumun hangi kesiminden olursa olsun herkes önermesini yaparken biraz kadın erkek eşitliğini dikkate alarak önermelerini yapmaları ve komisyonun toplamında kadınların eşit temsil imkanını yakalamalarını önemsiyoruz. Peki bu konuda da biz özel olarak da çaba da sarf ediyoruz. Partinizin çalışmalarını bu konuda soracaktım. Kadınların bu komisyona dahil olabilmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri, yani katılımcı olabilmeleri için çalışmalarınız var mı?
Hafta sonu ben İstanbul'da kadın örgütlerin temsilcileriyle de bir toplantı yaptım. Oldukça verimli bir toplantıydı. Ve ben kadınların bu konuda ne kadar hazırlıklı olduklarını gördüm. Ve bundan büyük bir mutluluk duydum, keyif aldım. Gerçekten de kadınlar en zor yıllarda da, 90'lı yıllarda, çatışmaların en şiddetli, travmaların en ağır olduğu yıllarda da barış için kadın buluşmaları diye buluşmalar yapıyorlardı ve bir araya gelip birbirlerini anlamaya çalışıyorlardı, birbirlerinin acısını anlamaya çalışıyorlardı ve barış için bir çaba sarf etmek, bir çıkış yapmak istiyorlardı. Daha 90'lı yıllardan beri devam eden böyle bir yaklaşımı var kadınların. Son birkaç yıldır da zaten barış için kadın girişimi diye bir araya geliyorlar. Kadın örgütlerinin temsilcileri bir çalışma yürütüyorlar. Ve bu işte diyalog, müzakere, akıl insanlar tartışmaları başka bir mecrada sürerken kadınlar meğerse bu konuda çok güçlü hazırlıklar yapmışlar. Yeni toplantılar yapmışlar. Kadın kurumları bu konuyu tartışmışlar. Dünyadaki çatışma çözüm süreçlerinde kadınlar nasıl katılmış, kadınların katılmadığı çözüm süreçlerinde ne gibi problemler yaşanmış, bütün bunları açığa çıkartmışlar. Dünyada bunun da örnekleri var. İşte Brezilya'da olan örnekleri olduğu gibi bunun değişik komisyonlar kurulması gibi. Sizin bu konuda farklı zaten, komisyon... Zaten bu konudaki sorunu Birleşmiş Milletler'de görmüş ve kadınların katılmadığı çözüm süreçlerinden sonuç alınamadığını, istenilen sonucun alınamadığını, en azından kadınlar lehine hayatta bir düzelme olmadığını gördükleri için Birleşmiş Milletler de bu konuda bir deklarasyon yayınlamış. Ve bu deklarasyonlarda bütün barış süreçlerinde kadınların tüm tarafların heyetlerinde mutlaka yer alması gerektiğini, hükümetin heyetinde de, hükümetle ihtilafa düşen heyetlerde de, devletler arası heyetlerde, gözlemci heyetinde de, arabulucu heyetlerinde de mutlaka kadınların yer alması gerektiği yönde Birleşmiş Milletler bir deklarasyon yayınlamış. Avrupa Konseyi de sonrasında buna denk bir belge yayınlamış. Ve kadınlar bunları da referans ediyorlar, ediniyorlar. Dünyadaki başka deneyimlere bakıyorlar ve Türkiye'de de böyle bir çıkış arıyorlar ve kadınlar bu konuda çok iddialılar. Diyorlar ki hem devletin resmi heyetinde kadın olsun, hem akıl insanlar heyetinde kadın olsun, hem gölge kadın izleme komitesi kuralım diyorlar. Yani gene de hani bu heyetlere kadınları gönderiyoruz ama gene de sadece kadınlardan ibaret bir bu süreci gözleme, bir gölge müzakere süreci başlatalım, takip edelim, destek sunalım, arkasından mutlaka bu süreci kadınlar lehine daha güçlü yürütmenin olanaklarını yaratalım diyorlar. Yine şunu öneriyorlar, tüm taraflara kadınlardan danışmanlık hizmeti almayı öneriyorlar. Yani bu bile çok önemli. Yani diyorlar ki biz hükümete de başvuracağız. Hani mutlaka kadınlardan danışmanlık alsınlar, kadın danışman alsınlar. Kadınlar nasıl bakıyor, nasıl bir barış istiyorlar, nasıl bir gelecek istiyorlar, kendilerini nerede görüyorlar, talepleri nelerdir? Bu konuda kadınların çok ciddi hazırlığı ve çalışmaları var. Kadın akademisyenlerin çatışma çözümüyle ilgili çalışan akademisyenlerin kendi aralarında bir grup oluşmuş. Onlar hazırlıklılar. Yani şu anda ben söyleyeyim, Kürt tarafından da, hükümetten de, hatta adaya giden heyetten de daha hazırlıklı olan grup bence kadınlar. Kadınlar bu işi çok ciddi almışlar. Çok iyi örgütleniyorlar. Çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Biz de doğrusu buradan güç alıyoruz. Biz de önermelerimizi bu doğrultuda yapıyoruz. Buradan diyebiliriz ki en çok barış isteyen kadınlar, o yüzden en çok çaba sarf eden de kadınlar. Eminim bunlar için, bu komisyonun ismi için değişik isimleri de vardır. Ne gibi isimler adlandırıyorlar? En azından onlarla ilgili fikir sahibi olabiliriz. Yani komisyonun adına dair onlar da en azından bir hani akil adamlar adını asla bir daha anmamak gerektiğini ve akil insanlar heyeti olması gerektiğini net olarak söylediler. Hatta şeyden çok keyif almışlar.
geçen hafta bizim grup toplantımızda Sayın Demirtaş demişti ki isterseniz bir heyet kadınlar heyeti olsun, araya bir iki tane erkek koyabiliriz demişti. Bu bir ironiydi tabii, çünkü şu anda biraz böyle yaklaşılıyor. Hani genel heyet erkek olacak da arada bir iki tane de kadın olsun yaklaşım var. Bunu eleştirmek için söylenmiş bir şeydi. Ama kadınlar buna razılar. Yani isterseler biz kadınlar bir uzlaşı heyeti kuralım, İçine birkaç tane de erkek alırız diyorlar, esprisini yapıyorlar ama gerçekten güçlü bir hazırlıkları var. Biz de önermelerimizde, tartışmalarımızda hem kadın kurumlarının temsilcilerinin yer almasını, hem kadın akademisyenlerin mutlaka yer alması gerektiğini, hem de kadın aktivistlerin her alanda bu heyete katılmaları yönünde bir teşvik içerisindeyiz, bir önerme içerisindeyiz. Dediğim gibi şöyle bir problem var. Mesela Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin sorumluları hani mutlaka yer alsın diyoruz. Biz de öneriyoruz hükümete, işte tüm taraflara diyoruz ki Türkiye'de önemli toplumsal kesimlere hitap eden sivil toplum örgütleri var, meslek örgütleri var, sendikalar var ve insan hakları örgütleri var. Bunların temsilcileri mutlaka bu heyette yer alsınlar. Çünkü bunlar önemli bir kesimi temsil ediyorlar. Ama ne yazık ki bu kurumların neredeyse tamamının başkanları erkekler. Yani böyle bir sıkıntı var. Yani kadınların hayata katılımı konusunda, kadınların karar mekanizmalarına katılımı konusunda ciddi bir problemimiz var. Onun için biz bunu dengelemeye çalışıyoruz başka önerilerle. Peki komisyonla ilgili son bir soru. Komisyona önerebileceğiniz kadın isimler? Yani isimler konusunda burada bir spekülatif tartışma açmak istemiyorum. Ama kadınlar şundan emin olsunlar ki biz neredeyse komisyonun toplam üye sayısı kadar kadın önerdik. Umarım en azından yarısı kadın olur diye bunun çabası içerisindeyiz. Herhalde Akil yanımda biraz önce zikredilirken bir vicdan kurgulaması da düşünülüyor galiba, değil mi? Yani aklın yanında vicdanın da olması gerekiyor. Tabii ki aslında bu tür sorunların çözümünde vicdani yaklaşım çok önemli. Yani kendisi için istediğini, arzuladığını başkası için de isteyebilmek, başkalarının yaşadığı travmayı, acıyı anlayabilmek, acılar arasında hiyerarşi kurmamak, benim acım öbüründen daha kıymetlidir, öbürününki kıymetsizdir dememek ve toplumsal bir sorumlulukla, yani bütün bir topluma, geleceğe, çocuklarımıza, torunlarımıza, bu topraklarda yaşayan herkese, tüm canlılara karşı sorumluluğumuz var duygusu içerisinde hareket etmek, böyle bir vicdani yaklaşım mutlaka ki adaleti getirecek en önemli şeylerden birisidir. Ben hemen şeye girmek istiyorum, tekrar bu sürecin gidişatıyla ilgili konulara gelmek istiyorum. Böyle bir süreç başladı. Görünen o ki tartışmalar yoğun bir şekilde yürüyor. BDP olarak siz böyle bir süreci karşılamaya hazır mıydınız? Hazır mısınız? Valla bizim ömrümüz zaten böyle bir günü, böyle bir aşamayı yaratabilmek için verilmiş mücadeleyle geçti. En nihayetinde bu başlayan süreci şöyle tanımlarsak, demokratik, barışçıl, özgür bir gelecek kurma için demokratik mücadeleyi ve bu dinamik süreci yönetme olarak tanımlarsak, kısa ve öz olarak, BDP buna en hazırlıklı taraf. Çok kısa bir tarihçesinden vereyim. Hani bu Kürt demokratik legal siyasetinin hani uzun yıllar, 20-22 yıllık geçmişine gitmeye gerek kalmadan, son 2-3 yıldır mesela bir referandum oldu bu ülkede. Biz referandum sürecinde çok açık bir şekilde şunun siyasetini yaptık. Bu böyle yamayla falan olacak bir iş değil. Türkiye'ye yepyeni, özgürlükçü yeni bir anayasa lazım. Onun için de bu yama meselesini biz boykot ediyoruz dedik. Ve kesinlikle o zaman çok doğru anlaşılmayan bizim bu boykot tavrımız bugün yeni bir anayasa tartışmasının zeminini oluşturdu. Yani bu çok önemli bir hazırlıktı. Arkasından öyle güçlü bir toplumsal istek ortaya çıktı ki, irade, yeni bir özgürlükçü anayasa konusunda hiçbir parti buna sırtını dönemedi.
AKP de dahil. Aslında AKP referandum sırasında yaptığı değişikliklerle kendisinin ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılamıştı. Güçlü bir yeni anayasa talebi, biz toplumsal sözleşmemizi biz yazmak istiyoruz. Biz nasıl yaşamak istiyorsak bunu o metinde tarif etmek istiyoruz. İradesi açığa çıkmasaydı bugün Türkiye'de yeni bir anayasa tartışması olmayacaktı. Ve biz o günden başlayarak bütün toplumsal kesimlerle toplantılar yaptık, çalıştaylar yaptık, çalışma toplantıları yaptık. Herkesin talebini içeren anayasa taslağımızı açığa çıkarttık, önermelerimizi açığa çıkarttık. Çevre örgütleriyle çok yoğun toplantılar yaptık. Çevre hakkı konusunda iddia ediyorum şu anda bizim anayasaya sunduğumuz öneri en ileri şeyleri, önermeleri içeriyor. Kadın hakları konusunda böyle bütün kadın örgütleriyle günlerce toplantı yaptık ve kadınların anayasada haklarını güvenceye alacak önermeleri açığa çıkarttık. Emek haklarıyla ilgili, kültürel haklarla ilgili, inanç özgürlüğüyle ilgili tüm toplumsal kesimlerle toplantılar yaparak bu taleplerin tamamının bileşkesi bir anayasa taslağı ortaya çıktı ve şimdi onun mücadelesini yürütüyoruz. İkincisi, yine mecliste anayasa komisyonu kurulduğu zaman biz yaklaşık 2 ay bu anayasa komisyonu nasıl kurulacak ve nasıl işleyecek tartışması yürüdü. Biz o zaman çok net olarak şunu söyledik, dedik ki dışarıda kan revan sürerken, bu kadar yoğun bir savaş, çatışma, her yere cenaze giderken biz gelip parlamentodaki partiler bir odaya kapanıp buradan bir toplumsal uzlaşı metni yazamayız. Siz yeni bir anayasa yapmaktan bahsediyorsanız öncelikle dışarıda bir barış iklimine ihtiyaç var. Şu tasfiye siyasetinden, şu imha siyasetinden, bu Sri Lanka modeli dediğiniz hayallerden vazgeçin. Dışarıda bir toplumsal uzlaşı, bir barış iklimi oluşturalım ki içeriye de mecliste yapacağımız şeyde yansısın dedik. Yine şunu önerdik, dedik ki biz biliyoruz bu parlamentodaki 4 siyasi parti var. Belli ki bu 4 siyasi parti büyük ölçüde bir kutuplaşma ve gerilim içerisinde. Bunu aşabilmek için biz toplumsal zeminlerden destek alalım. Meclisteki bu çalışmaya paralel olarak dışarıda da bir sivil meclis kuralım. Bir dışarıda sivil konsey kuralım. Tüm toplumsal kesimlerin temsilcileri yer alsın. Taleplerini söylesinler. Onlar orada uzlaşıp bize yol açıcı olabilirler. Bu parlamentodaki tıkanıklığı önleyebilirler dedik. O zaman bunu da çok kale almadılar. Üçüncü önerimiz de şuydu. Ya bir yol temizliğine ihtiyacımız var. Yani çünkü düşünce özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü tehdit altında bu ülkede. Ve bunlar illaki anayasanın değişmesine bağlı da değil. Biz bunları yaparsak yeni bir anayasa yapmak daha kolay olur dedik. Ve şu gün bizim bu önermelerimizin ne kadar haklı olduğunun ispatıdır. Şu anda biz aslında bunları konuşuyoruz. Şu anda biz dışarıda bir barış iklimini, toplumsal bir uzlaşı metni yazabilmek için toplumsal zeminlerden destek almak gerektiğini ve bir yol temizliği, bir demokratikleşme programına ihtiyacımız olduğunu konuşuyoruz. Biz 2 yıldır buna hazırlıyız. Acil demokrasi paketi olarak hazırladığımız yasa önerilerimiz var. Anayasa metninde en özgürlükçü talepleri ifade eden taslağımız var ve barış iklimi konusunda en samimi, en gerçekçi duruşa sahip parti durumundayız. Onun için biz sürece çok hazırlıklıydık. Ne yazık ki bunu çok daha güçlü bir şekilde ifade edip keşke zamanında yol alabilseydik, şu aradan geçen 2 yıl içerisinde bu kadar acı, bu kadar kayıp yaşanmasaydı. Peki bu tartışmalar, bu süreçle ilgili ki Barış ve Demokrasi Partisi'nin ciddi bir rol üstlendiği de gözüküyor. Yani şu anda aslında Türkiye'de yürütülen tartışmalar daha çok AK Parti ve BDP üzerinden yürüyor. BDP olarak sizin kırmızı çizgimizdir diyebileceğiniz, çünkü Sayın Başbakan birçok konuşmasında bazı durumlara atıfta bulunarak işte bunlar bizim değişmezlerimizdir dediği noktalar var. Barış ve Demokrasi Partisi'nde böyle kırmızı çizgileri var mı? Var. Bizim kırmızı çizgimiz özgürlük ve demokrasi kriteridir. Bizim özgürlük ve demokrasi kriterinden geçmeyen hiçbir öneriye evet deme ihtimalimiz yoktur.
net olarak bizim bu konudaki kriterimiz ve kırmızı çizgilerimiz bellidir. Ve biz aslında bu sürecin böyle AKP ile BDP'nin karşılıklı siyaseti değil de şöyle algılanmasının daha hayırlı olacağını ve daha sonuç alacağını düşünüyoruz. Şöyle düşünelim, Türkiye'de bir yanlışlar vardı, değişmesi gerekenler vardı, antidemokratik olanlar vardı, statükocu olanlar vardı, otoriter olan, katliamcı olan, ne bileyim işte ötekileştiren, bir tarafta onlar, bir tarafta da değişimi isteyenler. Böyle olsun istiyoruz. Yani toplumsal bir değişime ihtiyacımız var. Hep beraber hepimizin özgürlüklerini sağlayacak büyük bir toplumsal mücadeleye ihtiyacımız var. Böyle bakarsak ancak biz sonuç alabiliriz. Yani böyle bakılmazsa AKP ile BDP birbirleriyle orada işte bir ne konuşurlar, ne de uzlaşırlar, ne yaparlar, hani onların bileceği iştir diye bakarsak en nihayetinde şöyle bir şeydir. AKP'nin 330 milletvekili var, bizim 30 milletvekilimiz var. Yani buradan bir şey çıkmaz. Biz ama şunu biliyoruz ki biz BDP olarak Türkiye'nin demokratik ana muhalefetiyiz. Biraz önce saydığım bütün toplumsal kesimlerle bu kadar yoğun toplantılar yapan, onların görüşlerini, önerilerini alan ve tamamının taleplerinin temsilcisi olarak kendisini gören bir partiyiz. Biz bu konuda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama birlikte yapmak önemli. Yani arkamızda da bu toplumsal gücü hissederek yapmamız önemli. Şimdi mesela Alevilerle ilgili biz Diyanet'in anayasadan çıkmasını istiyoruz. Biz özgürlükçü laiklik tanımının tanım olarak anayasaya hem ifade olarak hem de ne kastedildiğinin yazılmasını istiyoruz. Zorunlu din dersinin kalkmasını istiyoruz. Bu talepleri biz orada masada söylerken sadece BDP olarak söylediğimizde çok bir kıymeti yok. Ama karşıdakiler, BDP bunu söylüyor, arkasında da bir Alevi hareketi var, biliyoruz ki Aleviler de bunu istiyor diye hissederlerse bu bir değiştirme gücüne dönüşür. Yine emekçilerin haklarıyla ilgili, yine kadınların haklarıyla ilgili bizim önermelerimiz, bizim bu özgürlükçü önermelerimizi karşı taraf şöyle algılamalı, bunun arkasında büyük bir toplumsal destek var. Bu bir toplumsal kesimin talebi. Bu BDP'nin önerisi değil. Bir yani parlamentoda 30 milletvekili olan bir partinin önermesi ne olacak ki? Olmasın 30 milletvekili. Yani sayısal bir mesele değil. İki partinin karşılıklı konumlanması meselesi değil. Bu bir demokrasi mücadelesi. Böyle bakarsak bence kesinlikle daha güçlü sonuçlar alırız. Barış ve Demokrasi Partisi aynı zamanda bu meselenin meclise getirilmesini, bu sürecin mecliste tartışılarak yasal düzenlemeler kavuşturularak yürütülmesini de ısrarla dile getiriyor. Ama AK Parti'den bunun meclise gelmeden de olabileceği yönde görüşler var. Siz burada ısrarcı olmaya devam ediyorsunuz. Şimdi yani sormak istediğiniz soruyu anladım sanırım. Bu geri çekilme konusunda bir özellikle yasal düzenlemeye ihtiyaç var mı yok mu, yapılabilir mi yapılamaz mı tartışması. Şimdi bir kere şöyle tartışıyoruz değil mi? Alevilere görev düşüyor. Kadınlara görev düşüyor. Sivil toplum örgütlerine görev düşüyor. BDP'ye görev düşüyor. KCK'ye görev düşüyor. Sayın Öcalan'a görev düşüyor. Herkese görev düşüyor da bu parlamentoya niye görev düşmüyor ya? Ya bu parlamento bu kadar böyle bir şey olabilir mi? Şimdi parlamento bu milletin iradesini temsil ediyorsa, tüm Türkiye toplumunun iradesini temsil eden bir kurumsa, herkese görev düştüğü yerde en fazla görevin de parlamentoya düşmesi lazım. Yani buradaki tartışmanın kendisi parlamentoyu hiçleştiren bir tartışma bir kere. Yani böyle bir şey olabilir mi? Herkese görev düşüyor. Herkes aman hassas davransın, herkes rolünü oynasın, herkes bir şey yapsın, herkes elini taşının altına koysun, herkes bir şey yapsın ama parlamento hiçbir şey yapmasın. Böyle bir şey olamaz. Bu parlamentoda bu barış sürecine dair görev ve sorumlulukları vardır. Bunu yerine getirmelidir. Neden diyor sorarsanız, sadece yasama organı olduğu için değil. Şimdi hepimiz görüyoruz ki barış ve çözüm konusundaki toplumsal beklenti çok yüksek. Toplumun bütün kesimlerinden bir barış özlemi var, bir çözüm talebi var, bir demokrasi talebi var.
Yani bu muhafazakar zemininde de var, Alevisinde de var, Kürdünde de var, kadında da var. Herkes böyle bir demokratik cumhuriyet, bu cumhuriyetin demokratik değerlerle buluşması, Kürt sorununun çözülmesi, bu akan kanın durması, savaşın durması konusunda bir beklentisi var. O zaman bu parlamentoya bu beklenti yansımamışsa bir problemdir. Hani bu parlamento Türkiye toplumunu temsil ediyordu? Hani milletin iradesi? O zaman milletin taleplerinin de sözcüsü, takipçisi ve yasal düzenleyicisi olmak durumundadır. Bir kere buradan baktığımızda kesinlikle bu parlamentonun bir görevi vardır, sorumluluğu vardır. Topluma karşı, halka karşı, tüm Türkiye halklarına karşı barışı savunan bir tarafta durma görevi vardır. Birincisi bu. İkincisi, ya bu parlamentodan yıllarca savaş kararları çıktı. Savaş tezkereleri çıktı. Sınır ötesi operasyon tezkereleri çıktı. Ya bir kere de bu parlamentodan barış kararı çıksın ya. Niye çıkmasın? Bir birlikte gelecek kurmak istiyorsa bu parlamento bir barış kararı alsın. Almalıdır. Herkes bunu dillendirmeli. Herkes bunu arzu etmeli. Ve böyle bir toplumsal talep ortaya çıkmalı. Üçüncüsü ve en önemlisi de bunu o kadar kısır ve yanlış tartıştırıyorlar ki sanki BDP şöyle bir şey öneriyor. PKK gerillaları ellerinde silahlarla gruplar halinde, tören halinde yürüsün gitsinler, kimse de onlara karışmasın diye bir yasa çıksın. Biz böyle bir şey önermiyoruz. Biz diyoruz ki bu parlamentoda bir yasal düzenleme yapılabilir, barış sürecine dikkat çekilir, bu ülkedeki çatışmaları, uyuşmazlıkları çözmek istiyoruz. Konuşarak, diyalog kurarak yapmak istiyoruz, çözebiliriz, demokratik bir gelecek inşa etmek istiyoruz diyen bir karar alınabilir, bir yasal düzenleme yapılabilir. Bir komisyon yasayla kurulabilir ve bu yasada bu dediğimiz durumlara atıfta bulunulabilir. Dünyadaki bütün örnekler de böyle olmuştur. Ben kendim doğrudan inceliyorum. İşte Arjantin'de böyle olmuştur, Güney Afrika'da böyle olmuştur, birçok yerde örnekleri var. Parlamentodan yasa çıkartmışlar. Demişler ki biz şöyle şöyle bir sorunumuz var, bu sorunu çözmek için böyle bir komisyon kuruyoruz. Yani böyle bir yasa çıkmalıdır, böyle bir ihtiyaç ortada duruyor. Bu sürecin tamamını güvenceye alacak bir yasal düzenlemedir bu. Yani sadece gerillaları korumak maksatlı bir düzenlemeler bunu temin ettilerse bundan sonra da muhtemel önlemlerini alabilirler. Sorun bu değil. Biz barış sürecini korumak istiyoruz. Gerillaları değil. Biz bu çözüm sürecini, müzakere sürecini korumak istiyoruz. Burada bir yasal dayanak oluşturmak istiyoruz. Biz birlikte özgür bir gelecek arzuladığımızı bu parlamentoda teyit etsin istiyoruz. Bu parlamentoda bir sorumluluğu olsun. Bu kadar sorumsuz bir parlamento olmaz herhalde. Herkes sorumlu, bir tek parlamento sorumsuz. Bu konuda AKP hükümetinin yaklaşımını da doğru bulmuyoruz. Yani bu konular aslında başından beri konuşuluyor. Yani bugün yeni ortaya çıkmış bir durum değil. Başından beri konuşulurken biraz daha olabileceğini söyleyen ama iş uygulamaya gelince yapamıyoruz diyen tutum da ayrıca güven zedeleyen bir tutumdur. Yani bu süreci doğru yöneteceksek, iyi bir yere götüreceksek bir kere giderek güvenin artması lazım. Tarafların birbirine karşı kuşkularının, kaygılarının azalması lazım. Ha biz bu sürece sıfır kuşkuyla, sıfır kaygıyla başlamadık. Aslında tam o soruya gelecektik. Yani bu güveni nasıl sağlandı ki geçmişte Sayın Başbakan'ın açıklamaları vardı. BDP ile ilgili hatta şahsınızla ilgili de dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde girişimler oldu. Yani bu güven ortamı nasıl sağlanacak? Yani bu da aynı. Valla bu diyorum. Bir de meclisin devreye girmesine ya da meclisin bu yönde kararlar almasına karşı çıkanlar hangi gerekçeyle karşı çıkıyorlar? Ne diyorlar? Yani niye meclis bu işin dışında olsun diyorlar? Önce buradan başlayayım. Evet. Sonra güvene gelelim. Bu önemli parlamentodaki tartışma meselesi. Şimdi bu konuda açıkça hani CHP sanki bu işte çözümün yeri meclistir gibi bir laf söylüyor ama bütün tutumuyla
bütün önermeleriyle de böyle bir yasal düzenleme gelirse mecliste kıyamet koparırım pozisyonda. Aslında tıkayıcı olan budur. AKP de her zaman olduğu gibi bunun üzerinden siyaset yapıyor. AKP diyor ki görüyorsunuz, CHP'nin MHP'nin halini görüyorsunuz, meclise böyle bir yasa getirsem kıyamet kopar. Şimdi CHP'nin bu tutumundan vazgeçmesi lazım. Yani ben özellikle CHP'ye oy verenlere sesleniyorum. Bugün barıştan yana, çözümden yana, diyalogdan yana tavır almak tarihsel bir görev ve sorumluluktur. Hiç kimse bu görevinden ve sorumluluğundan kaçınamaz. Bir. İkincisi, bu yol her halükarda yürünecek. Bu yolun sonunda varmak istediğimiz durakta kendimize de özgürlük istiyorsak, herkese özgürlük istiyorsak bu yolu birlikte yürüyelim. Böyle bir tutum almalıdır ve CHP'ye oy veren demokrat kesimlere ben doğrudan seslenmek istiyorum. CHP bu tutumunu değiştirmeli. Açıkça diyalogdan, konuşmaktan, çözümden, barıştan yana bir tutum almalı ama barış böyle olmalı demeli. Bizim de kaygılarımız var. Biz şimdi böyle bir diyalog ve müzakere sürecine hazırız. Bunu yürütmeye çalışıyoruz, ilerletmeye çalışıyoruz. Biz AKP'ye karşı bütün rezervlerimizi kaldırmış mıyız? AKP'ye sonsuz, sınırsız güveniyor muyuz? Hayır. Bizim de kaygılarımız var. Bizim de endişelerimiz var. Ama kaygılarımızın esiri olarak hiçbir şey yapmayalım, var olan bu kötü duruma razı olalım, kan da akmaya devam etsin, bu 12 Eylül Anayasası da bizi yönetsin demiyoruz. Yani biz kaygılarımızla birlikte mücadele ederek bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren demokrat kesimlere de buradan sesleniyorum. Artık seslerini yükseltsinler. Böyle bir partiyle Türkiye'nin demokratikleşmesine hizmet edilemez. Ya bu parti değişsin ya da kendisine demokratım diyen, insanım diyen, barıştan, özgürlükten, çözümden yanayım diyenler o partide durmasın. Yani böyle bir kandırmaca siyasetiyle bu süreç gitmez. Şu anda hani çözümün yeri parlamentodur deyip ama çözümle ilgili karar almaya kalkışırsa da kıyamet koparacak bir parti tam bir manipülasyon yapıyor. Kendisine barış için, özgürlükler için oy vermiş insanları manipüle ediyor. Buna hakkı yok. Ben şuna inanıyorum ki CHP'ye oy verenlerin çok önemli bir kesimi de gerçekten de barış ve demokrasi istiyorlar, çözüm istiyorlar. Eşit yurttaşlık hakları istiyorlar, demokratik bir cumhuriyet istiyorlar. Hani bu sesin artık çok daha gür çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu yasal düzenleme ile ilgili asıl üretilen bahane budur. Bu bahanenin ortadan kalkması lazım. Bu parlamento barış kararı alabilir. Bunun bin bir türlü yolu vardır. Dili, üslubu, Türkiye toplumunu bir bütün olarak kapsayacak şekilde tarif edilebilir. Gerekli düzenlemeler yapılabilir, dünya örneklerinden yararlanılabilir. Bu parlamentodan bir barış kararı, çözüm konusunda bir çaba, bir yaklaşım, bir yasal düzenleme mutlaka çıkmalıdır. Herkesin de buna katkı yapması gerekir. İkincisi bu güven meselesi. Açıkçası biz kendimize güveniyoruz. Yani biz verdiğimiz mücadeleye güveniyoruz. Biz bizimle birlikte siyaset yapan halka güveniyoruz. Biz artık kandırılamayacak kadar bu konuları bilen, tecrübe biriktiren bir siyasi hareket olarak kendimizi görüyoruz. Ve burada Seyit Rıza'nın o meşhur sözünü bir kez daha hatırlatmak ve anmak istiyorum. Yani ben sizin önünüzde diz çökmedim, bu size dert olsun demiştir. Yıllarca bu ülkede devrimciler, demokratlar, Aleviler, Kürtler bunun gereğini çok fazlasıyla yerine getirmiştir. Yani zalimin önünde diz çökmeyerek bunun gereğini yerine getirmiştir. Ama sizin hilelerinizle de baş edemedim, bu da bana dert olsun demiştir. Ders olsun demiştir. Şimdi biz o dersi iyi çalıştık. Yani biz artık hileleri de boşa çıkarabilecek bir tecrübeye, deneyime, birikime, örgütsel güce sahip olduğumuza inanıyoruz. Biz kendimize güvenerek, halka güvenerek, demokrasi güçlerine güvenerek, ülkedeki demokratik değişim talebine güvenerek bu yola giriyoruz. Yoksa böyle hani AKP'ye falan güvenerek ya da başbakana güvenerek bu yola başlamadık. Bundan sonra da böyle gitmeyeceğiz. Dünyadaki bütün müzakere süreçleri de dinamik süreçlerdir. Başladığı gün biten bir müzakere yoktur. Biz daha yeni başlıyoruz. Bir yol yürüyeceğiz. Bu yolu yürürken
kimin arkasında daha fazla toplumsal destek varsa, kim daha iyi politika yapıyorsa, kim kamuoyunu daha iyi etkileyebiliyorsa, kim bu hileleri boşa çıkartma konusunda ustalık gösteriyorsa o kazançlı çıkacaktır. Onun için ben bütün toplumsal kesimlere de bu sürece kendilerini özne olarak katmalarını, talepleriyle, sözleriyle, eleştirileriyle, kaygılarıyla ama katılsınlar. Biz de varız, biz de barış istiyoruz, biz de çözüm istiyoruz, biz de demokrasi istiyoruz ama bizim istediğimiz demokrasi böyle bir demokrasidir desinler. Bizim istediğimiz çözüm, bizim istediğimiz barış böyle bir barıştır desinler. Yani burada yapılması gereken daha iyisini istemek ve daha iyisi için mücadele etmektir. Sizin sorunuz var mı hocam? Var. Hazır başkanı yakalamışken. Bu program epeyce bitirecek galiba. Ben tekrar bu Aleviler meselesine tekrar bir dönüş yapmak istiyorum. Özellikle uzun zamandır Avrupa'daki Alevi kurumlar, işte Demokratik Kürt kurumları, sol sosyalist yapılar ve yöre dernekleriyle bazı federasyonların oluşturduğu Demokratik Güç Birliği platformu adı altında bir takım çalışmalar yapan, Alevi cemiyet üzerine bir takım çalışmalar yapan bir yapı var ve bu yapının çalışmaları bazı kesimler üzerinde artık tabiri caizse bir takım rahatsızlıklara sebep vermeye başladı, neden olmaya başladı. Özellikle de aynı taban üzerinde politika belirlemeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisi son zamanlarda belki de buna biraz da müdahil olmak gayesiyle Avrupa'ya hem bir çıkarma harekatı gibi Avrupa'daki örgütlenme hareketiyle mücadele etmeye, bu gidişe bir müdahale etmeye çalışıyor. Tavrını böyle koymaya çalışıyor. Sormak istediğim, sizce son dönemde Aleviler ile sizin partiniz Barış ve Demokrasi Partisi arasında gözlemlenebilen de özellikle Avrupa'da gözlemlenen iyi ilişkiler ve gelişen güven duygusunu bozmaya yönelik bu hareketin ne gibi sonuçları olur ya da sizin buna ne gibi bir tavrınız olabilir? Ya burada aslında yapılması gereken şey şu, şunu bilmek gerekiyor ki Türkiye'de demokrasi mücadelesi konusunda Aleviler kilit roldedir. Alevlerin durduğu yer, Alevlerin mücadeleye katılma biçimi bir şekilde Türkiye'nin kaderini belirliyor. Ve ne yazık ki şimdiye kadar sistem, devlet, değişim istemeyenler bir yolunu bulup Alevileri bir yere yedekliyorlar. Artık bu çemberin kırılması lazım. Bu Alevilerin mahkus talihi değil. Alevler bunu değiştirebilirler. Yani Aleviler bir kere şu son yüzyılda bu cumhuriyet boyunca kendi yaşadıklarını ve bunların sorumlularını görüp kendileri nasıl yaşamak istiyorsa bunu tarif etmeliler. Birilerinin tarif ettiği gibi yaşamak, birilerinin tarif ettiği gibi politika yapmak, birilerinin tarif ettiği siyasetin arka bahçesi haline gelmekten artık kurtulması gerekiyor. Bu konuda bize, hepimize görev düşüyor. Hani hem bir Alevi olarak bana, hem tüm özgürlükler konusunda iddialı olan Barış ve Demokrasi Partisi'nin eş başkanı olarak bana, hem kadın haklarının savunucusu olarak bana bu konuda çok görev düşüyor. Biliyorum büyük sorumluluklarım var ama herkesin de böyle hissetmesini istiyorum. Yani bu konuda gerçekten de Alevilerin durduğu yer Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin kilidini açacak derecede önemlidir. Ve bu statükocu, tekçi, asimilasyoncu, inkarcı ve işte giderek mezhepçi artık bu hale geldi. Bu sistemi değiştirme konusunda Alevilerin biraz daha biz nasıl yaşamak istiyoruz sorusuna cevap bulup doğru yerde durması lazım. Ben şunu biliyorum ki Aleviler şimdiye kadar yaşadıkları gibi yaşamak istemiyorlar. Değil mi? Biz şimdiye kadar işte kendisini inkar etmek, gizlemek, haklarından yoksun kalmak, inanç özgürlüğünü yaşayamamak, istediği gibi kendisini tarif edememek. Yıllardır bu memlekette herkes Aleviler tarif eder. Alevlik nasıl bir şeydir? Ya Aleviler çıkıp desinler ki biz böyleyiz ya. Yani bunu bile bir siyaset aracı olarak kullanıyorlar.
Aleviliği devletin bir din tanımının içerisine sokmaya çalışıyorlar. Devletin bekası için, geleceği için kendi haklarından feragat edip bir yerlere yedeklenmesini istiyorlar. Buna bir itirazın gelmesi gerekiyor. Ben aslında son yıllarda, yani son 4-5 yıldır güçlü bir sokak Alevi hareketi gelişti. Yani belki Avrupa'da değil ama daha çok Türkiye'de daha çok eşit yurttaşlık hakkı için sokağa çıkan, talep eden, kendi talepleri etrafında örgütlenmeye, güç biriktirmeye ve bunun için mücadele etmeye, meşru alana çıkmaya cesaret eden bir hareket vardı. Bir şekilde bunun önünü kestiler. Yani şimdi o zaman Aleviler hani bunun önü nasıl kesildi diye bir bakması lazım. Hatırlayın, 2 yıl önce Aleviler 100 binlerle, 50 binle, 60 binle, 120 binle meydanlarda miting yapıyorlardı ve Kürt hareketiyle yan yanaydılar. Çünkü özgürlük talepleri kesişiyordu. Yani mesela bizim demokratik siyasetten anladığımız budur. Herkes özgünlüğünü ve özerkliğini yaşayacak ama demokratik mücadele alanlarında da kesişen noktalarını bulup birlikte mücadele edecekler. Aleviliğin tabii ki, Alevi hareketinin kendi özgün ve özerk olması gereken alanlar var. Ama Türkiye demokrasi mücadelesi içerisinde de buluşması gereken yerler var. Ve bir iki yıl kadar önce aslında böyle bir buluşma sokakta başlamıştı. Kürt hareketiyle, Kürt özgürlük hareketiyle Alevilerin özgürlük ve eşit yurttaşlık talepleri ekseninde gelişen bu mücadele buluşmaya başlamıştı ama bunun önü bir şekilde kesildi. Alevilerin buna itiraz etmesi lazım. Peki bu noktada... Çünkü Türkiye'deki demokrasiyi güvenceye alabilecek iki temel kesimdir: Aleviler ve Kürtler. Yani bunların demokrasi mücadelesinde ortak noktaları bulunur, birlikte hareket ederlerse kesinlikle herkesin özgürlüğünü kazanacağı bir yönetimi biz inşa edebiliriz. Tam biraz önce değindiğiniz noktaya vurgu yapmak için sözünüze müdahale ettim. Avrupa'da son yıllarda Şükür de çok iyi biliyor. Çünkü Avrupa'da uzun zaman bu mücadelenin de içerisinde yaşadı. Aleviler bir takım kimlik ve inanca dair önemli haklar elde ettiler. Çeşitli ülkelerde ve hala da ediyorlar peş peşe. Siz de biraz önce hatırlattınız. O noktada tam da BDP olarak siz burada, işte önümüzde bir anayasal bir çalışma süreci de var. Bu çözüm sürecinin dışında uzun zamandır başlamış olan. Alevilerin en azından bu inançsal sorunlarına dair reel yasal anlamda yapmayı düşündüğünüz bir takım şeyler var mı? Çalışmalar ya da önermeler? Yani bu sorunuza somut çalışmalarımızdan örnekler vererek yanıt verebilirim. Oraya geçmeden önce hani bu Türkiye'deki gelişmelere dair bir değerlendirme yapmıştım. Avrupa'daki Alevi hareketiyle ve Kürt hareketinin bir araya gelip bir güç birliği ekseninde bundan sonra daha ortak bir mücadele, özgürlük mücadelesi yürütmeleri çok önemlidir. Birilerinin bunun önünü kesme yönünde çabaları, girişimleri varsa kesinlikle bunu, buna karşı birlikte mücadele hattını güçlendirerek yanıt vermek lazım. Çünkü biraz önce söylediğim Türkiye'deki bu Alevi hareketiyle Kürt Özgürlük Hareketi'nin buluşması, giderek buluşmaya başladığı dönem çok önemliydi. Çok iyi bir ivme yakalanmıştı. Bu ilerletilebilirdi. Bunun önü kesilince bunun bir bütün olarak Türkiye'ye ama özel olarak da Alevlere ve Kürtlere kaybettirdiğini görüyoruz. Onun için Avrupa'da böyle bir zemin var ve bu zeminin güçlendirilmesi gerekir. Yani CHP eliyle yeniden Alevileri bir yere yedeklemeye çalışan, bu iki özgürlük arayışı kulvarının buluşmasını önleyen çabaların mutlaka teşhir edilmesi ve açığa çıkartılması, bunun karşısında birlikte mücadele iradesinin daha güçlenmesi gerekiyor. Biz Barış ve Demokrasi Partisi olarak Alevilerin inanç özgürlüğü konusunda parlamentoda çok açık çalışmalar yapıyoruz. Biz zorunlu din dersinin kaldırılması, Diyanet'in kaldırılması konusunda yasa teklifleri veren bir partiyiz.
Bu konuda Cem Evlen'in ibadethane olması ile ilgili yasa teklif veren bir partiyiz. Soru önergeleri, araştırma önergeleri, yine Alevilerin karşılaştığı ayrımcılık, dışlanma, linç girişimleri, katliamlar konusunda çok ciddi araştırma önergeleri veren bir partiyiz. Bunları bundan sonra da çok daha güçlü bir şekilde savunup yürütmeliyiz. Fakat şöyle bakmakta fayda var. Hani biz bunu sadece hani biz yaptık, biz de işte Aleviler konusunda bir yasa teklifi verdik, Aleviler konusunda bir araştırma önergesi verdik diye söylemek ve bunun siyasetini yapmak derdinde değiliz. Bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Onun için şu Türkiye'nin yeniden yapılanma, yeniden inşa sürecinde, yeni anayasa yapım sürecinde güç birliği yapmak istiyoruz. Yani bunları hayata geçirmek istiyoruz. Sadece bunun siyasetini yapmak değil. Biz bunun siyasetinden ne elde edeceğiz ki? Bir faydalı bir şey değil. Biz Türkiye'yi değiştirmek istiyoruz. Biz Türkiye'deki sistemi dönüştürmek istiyoruz. Alevilerin de kendi özgürlüklerini yaşayabileceği bir yönetime kavuşmak istiyoruz. Kürtlerin de kendi özgürlüklerini, başka halklarında, başka inançlarında, yani bu Anadolu'daki bütün renklerin solmadan, ötelenmeden, kırılıp dökülmeden kendisini var edebileceği, geleceğe taşıyabileceği bir yönetime ihtiyacımız var ve bunun da şimdi tam zamanı. Böyle bir değişim dönemi başladı. Herkesin bunu idrak etmesi lazım. Eğer katılırsak bu değişime rengimizi veririz. Eğer katılamazsak katılanlar kendi rengini vererek kendi istedikleri yeni bir tablo yaparlar. Oysa biz istiyoruz ki bu tabloda, bu Anadolu tablosunda herkes yerli yerinde olsun. Alevisi de, Sunnisi de, Türkü de, Kürdü de, Çerkezi de, Lazı da, herkes kendi rengiyle, kendi sesiyle, kendi söylemiyle, kendi özgürlükleriyle özgürce yaşayabilsin. Yani yeni bir değişim süreci başladı. Bu biz istesek de istemesek de devam edecek bir süreçtir. Biz katılırsak kendi rengimizi veririz, kendi rengimizi koruruz. Bu tablo daha güzel olur. Katılmazsak eksik olur. Yani Alevilerin biraz bu yeni dönemi, yeni süreci böyle algılayıp kendilerini müdahil olmak, katmak, değişim gücü olarak gündeme sokması gerekiyor. Sen değişim gücü olmazsan kimse senin hakkını savunmaz. Yani şimdi biz Barış ve Demokrasi Partisi bunun siyasetini yapıyoruz, bunları savunuyoruz ama bizim partimizde çokça Alevi arkadaşımız var. Hep beraber bu özgürlüklerin ihtiyacını hissettiğimiz için yapıyoruz bunu. Birlikte olmazsak belki de böyle bir ihtiyaç hissedilmeyecek. Onun için Aleviler bu sürece kendilerini katmanın bir yolunu bulmalı. Kapıdan kovsalar bacadan girmeliler. Biz bu sürecin içerisinde yer alacağız. Geleceğin Türkiye'sini inşa sürecinin temel taşılarından biri de biziz demesi lazım. Yani böyle bir katılım sürecine ihtiyaç var. Böyle bir katılım yaklaşımına ihtiyaç var. Arkadaşım çok beklettik başkanım. Ona söz vereceğim ama tam yok, da biraz hak verilmez. Ve araya gireceğim. Onu da yapmak istemedim. Hayır. Biz aslında otururken yanlış oturmuşuz. Keşke böyle otursaydık. Özür dileyerek bir ek yapmak ihtiyacı hissediyorum orada. Lafına sığınıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ile biraz önceki sorularda özellikle Kürt meselesi konusunda kurmaya çalıştığınız diyalogların aslında cevapsız, yanıtsız kaldığına dair bir takım şeyler söylediniz. Alevilere yönelik reel politikalarınızı sorduğumda peki seçmeninin önemli bir kitlesi işte Aleviler olan Cumhuriyet Halk Partisi, en azından Alevi taleplerinizi siz onlara karşı dile getiriyor musunuz? Mecliste güç birliği yapalım diye Aleviler bazında politika ve bunun karşılığında yapıyorsanız ne gibi bir yanıt alıyorsunuz? İşte örneğin biraz önce söyledim, Anayasa Komisyonu'nda özgürlükçü laiklik tanımı yapalım dedik, CHP buna yanaşmadı. Yani AKP bile biraz daha yakın duruyor çünkü acaba hani kendisini daha değişimden yana bir parti olarak gösterme ihtiyacı var, bunun kaygısıyla mı yapıyor bilmiyoruz ama yani CHP'den rol çalıyor. Tabii CHP'den rol çalıyor. Hani yeni anayasada biz özgürlükçü laikliği tanımlayalım dedik. Adını özgürlükçü laiklik diyelim ve bunu tanımlayalım. Hani devlet bütün dini alanlardan çekilsin, bütün inançlara eşit mesafede dursun, biz bunu anlıyoruz laiklikten diye tanımlayalım dedik. Böyle bir tanıma CHP yanaşmadı.
Yani bu konularda gerçekten CHP Alevilerin talepleriyle ilgili bunun siyasetini yapıp oy devşirmeye çalışıyor. Ama bunu realize eden, bunu hayata geçirmeye çalışan, bunu bir özgürlük alanı, bunu bir mücadele konusu yapmıyor. Böyle bir yaklaşım yok. Biz bu konuda bir ortaklaşma görmüyoruz. Ama her şeye rağmen biz hala zorluyoruz. Yani CHP ile diyalog kurabileceğimiz bütün kanallardan. Yani diyoruz ki gelin yeni bir demokratik cumhuriyetin inşasında birlikte hareket edelim. Siz de artık hani barış, demokrasi, çözüm, haklar, özgürlükler konusunda bu statikocu yaklaşımdan kurtulun. Hani kendinizi katın diye bunun kanallarını açmaya çalışıyoruz. Hatta diyalog kurmaya çalışıyoruz. Hani onlara sesimizi duyurabileceğimiz bütün kanallardan diyoruz ki hani siz işte süreç hakkında bilgimiz yok diyorsunuz. Biz Barış ve Demokrasi Partisi olarak ne biliyorsak tamamını sizinle paylaşmaya hazırız. Hani görüşelim diyoruz. Buna da böyle dolaylı yollardan cevap alıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu oradan açıklama yapıyor. Benim muhatabım başbakandır, başbakan beni bilgilendirsin diye. Hani bu dolaylı olarak BDP beni bilgilendirmesin oluyor. Oysa biz çünkü birçok kanaldan bu öneriyi götürüyoruz. Yani biz kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir değişim süreci içerisinde değişimi ve özgürlükleri savunan bir parti haline gelmesini, böyle yaklaşmasını teşvik etmek istiyoruz. Böyle bir diyalog kurmak istiyoruz. Fakat ne yazık ki orada böyle çok statükocu, mevcut hepimizi reddeden, inkar eden, hepimize büyük acılar yaşatan Maraş'ı, Çorum'u, Sivas'ı, Madımak'ı yaşatan bu devlet zihniyetini savunmaya çalışan bir yaklaşımla karşılaşıyoruz. Evet, buyurun. Yok artık. aslında sizin de biraz önce bahsettiğiniz demokratik modernite, Sayın Öcalan bunun üzerinde özellikle duruyor. Bunda kadının yeri, rolü nasıl algılanmalı? Evet, bu demokratik modernite siz de ona hemen ek yapayım. Bu demokratik modernitede Alevilerin de yeri nasıl? Yani nasıl algılaması gerekiyor? Bu Alevilerin kadınları. Kadın sorunu daha eski diyeceğim. Hepimizin orada nasıl bir yeri var? Aslında aynı konuya, aynı kapıya çıkıyor. Çünkü şöyle bir şey. Modernizm biraz ulus devlet projesiyle birlikte gelişti. Yani kentleşme, burjuvazinin çıkması ve buna paralel bir siyasi yeni devlet organizasyonu olarak ulus devlet paradigmasıyla çıktı ve bu ulus devletler ne yazık ki bütün yetkileri bir merkeze toplayan, bütün farklılıkları reddeden, herkesi bir pota içerisinde eritmeye çalışan katı bir devlet aygıtına dönüştü. Yani bir taraftan modernizm hani kapitalizmin kendisini yaşatabileceği kadar özgürlük alanları, mesela kadın fabrikaya gitsin çalışsın ama ondan daha fazla özgür olmasın. Çünkü onların tek derdi üretim çarkı içerisinde daha fazla maksimum kar elde etmek ve ulus devletin sınırları içerisinde kendisine kapalı bir pazar yaratmaktı. Şimdi bunlar çöktü. Yani kapitalizmin kendi mantığı içerisinde de çöktü. Artık sermaye böyle bir ulusal pazara falan ihtiyaç duymuyor. Sermaye dünyanın dört bir yanına istediği kadar özgür bir şekilde dolaşıyor. Emek yine alabildiğine dünyanın dört bir tarafına özgürce pazara sunuluyor, satılıyor her yerde. Yani burjuvazinin, kapitalizmin böyle bir ekonomik sınıra ihtiyacı kalmadı. Fakat siyasi sınırlara hala ihtiyacı var. Yani toplumu rapt uzapt altında tutmaya. Şimdi bu kapitalist modernitenin, ulus devletin yaptığı iki şey vardı. Bir, emek sömürüsünü belli ulusal pazarlar içerisinde tutmak. İkincisi de topluma biçim vermek, yön vermek ve toplumun bütün özgürlük taleplerini bir merkezden otoriter bir şekilde yönetme arzusuydu. Katı merkeziyetçi devlet sistemini. Şimdi diğerine ihtiyacı kalmadı. Zaten ekonomik anlamda sınırları kaldırmışlar. İstedikleri gibi sermayede dolaşıyor, emek pazarda dolaşıyor, üretilen mallar da bütün pazarlarda dolaşıyor. Ona sınırlı ihtiyacı yok, fakat kapitalizmin şeye ihtiyacı var. Topluma hükmetmeye ve toplumu yönetmeye ihtiyacı var. İşte demokratik modernite buna bir alternatif olarak çıkıyor. Diyor ki biz bu katı merkeziyetçi devlet yapısını değiştirelim, yerel özellikler verelim, herkes kendi özgünlüğünü ve özelliğini yaşasın.
İnançlarda yaşasın, kültürlerde yaşasın, dillerde yaşasın, halklarda yaşasın. Herkes kendi özelliğini ve özgünlüğünü yaşasın. Bütün hepimizin haklarını gasp edip toplayıp götürüp bir merkeze, bir yere bağlamayalım. Şimdi Tayyip'ten bu kadar çok şikayet etmemizin nedeni aslında böyle bir katı merkeziyetçi devlet sistemidir. Şimdi gereksiz bir şekilde başkanlık sistemi tartışılıyor ama başkanlık sisteminin de ötesinde şu anda bütün yetkilerin zaten Ankara'da toplandığı, Ankara'daki siyasal sistem itibariyle de başbakanın iki dudağının ağzına hapsedildiği bir sistem var. Oysa biz özgürlüğümüzü yaşamak istiyoruz. Bunu da ancak özelliklerimizle yaşayabiliriz. Demokratik modernite böylesine siyasal bir projedir. Yani bu kapitalizmin yarattığı merkeziyetçi, otoriter, asimilasyoncu devlet aygıtının değişmesi, yerel, siyasi, kültürel, otantik, inançsal bütün özgürlüklerin, özelliklerin yaşanmasıdır. Bu konuda yeni bir paradigmadır, yeni bir çıkıştır. Buna sahip çıkmak ve bunu geliştirmek lazım. Şimdi eğer biz devrimciler, solcular, sosyalistler, hani özgürlükçü bir gelecek tahayyülü olan, hayali olan, bunu gerçekleştirmek için bedel ödeyenler böyle bir paradigmayla geleceğimize yön veremezsek, kapitalistler bunu da kendi ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn ederler. Yani onlar kapalı değiller, ben açık söyleyeyim. Kapitalizm, bu kapitalist modernite dediğimiz şey, yerelliğin ve özelliğin kıymetini keşfetmeye başladı. Biz bunu demokratik bir şekilde inşa edemezsek, onlar kapitalizme hizmet edecek şekilde inşa ederler. Ama tam da orada bir çelişki yok mu başkanım? Şimdi işte bu şöyle bir şeydir, bir çelişki yok. Ya şu anlamda neden modernite kavramı diye ben bir ara düşündüm. Çünkü modernizm ve çağdaşlık biraz artık zamanımızda entelektüeller tarafından da menfi anlamda eleştirilen bir kavram. Şimdi yani o bahsettiğiniz renkleri... Bunu şu nedenle biz eleştiriyoruz tabii ki. Modernizmi batılılaşma olarak tanımlarsak... Evet, dayatılan bir şey. Evet, batılılaşma olarak tanımlarsan kendi özgünlüğün zaten kalkıyor ortadan. Ama biz modernizmi öyle tanımlamıyoruz. Biz modernizmi insanlık tarihi boyunca yürütülen mücadelelerin ortaya çıkarttığı temel demokratik değerlerin bileşkesi olarak... hani bugün Avrupa Birliği'nin çokça dile getirdiği biz bir değerler topluluğuyuz falan diyor ya, hiç öyle değil. Yani o değerleri yanlarında çerez olarak kullanıyorlar. Basbayağı bildiğim bir kapitalist büyük bir blok. Şimdi ama biz bu değerleri, çünkü bunun içerisinde ta Spartaküs'ün de emeği var, Kavan'ın da emeği var, işte Hallacı Mansur'un da emeği var. Yani bütün ezilenlerin yürüttüğü insanlık mücadelesinin toplamı sonucunda bir takım demokratik değerler oluşmuş. Bunu modernizm olarak alırsak, bunu korumak, bunun üzerine yeniden demokratik bir gelecek inşa etmek önemlidir. Ve biz böyle bakıyoruz. Biz böyle oryantalist, batı merkezli falan bir bakış içerisinde modernizmi tanımlamıyoruz. Ortak değerler bütün olarak konuluyor. Evet, insanlık tarihi boyunca ezilenlerin yürüttüğü mücadelenin, yani bir bütün olarak insanlık mücadelesinin ortaya çıkarttığı demokratik değerler var. Bu değerlere sahip çıkmamız lazım. Bu onların yarattığı bir değer değil. Aksine, tam tersine, bütün tarih boyunca köleler, köylüler, işçiler, kadınlar, işte ezilen inanç grupları, herkes bu egemenlik sistemlerine karşı mücadele etmiş. Onlar her defasında bir parça bir parça değişmeyi mecburiyetten kabul etmişler. Bu bizim yarattığımız bir değer sistemi. Yani ezilenlerin yarattığı değer sistemi, bunlara sahip çıkmak ve bunları demokratik olarak yeniden inşa etmek lazım. Özellikle bu süreçle ilgili tartışmalarda çok manipüle edilen konulardan bir tanesi de Sayın Başbakan'ın dile getirdiği başkanlık sistemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, özellikle Aleviler bunu çok sıkça böyle dile getirilen ilk başkanı olma hevesi olarak adlandırıyorlar. Bu sürecin de özellikle kaygıları dile getirirken böyle bir tartışma üzerinden yürüdüğü gibi bir iddia, bir görüş, bir tartışma var. Bu süreç içerisinde böyle bir durum, böyle bir tartışma sizinle ilgili size gelmiş, sizin üzerinden tartışılan veya sizinle tartışılan bir durum söz konusu mu? Çok açık söylüyorum. Bunu gayet net ve sarih bir cümle olarak kuruyorum. Kesinlikle bu
çözüm ve müzakere sürecinin bir başlığı değildir başkanlık sistemi. Böyle bir tartışma hiçbir şekilde bizim gündemimize gelmemiştir. İmralı'nın da gündemine gitmemiştir. Böyle bir tartışma asla yoktur. Bu müzakere, bu diyalog, bu çözüm çabası tamamen demokratikleşme üzerine kuruludur. Kürt sorunun çözülmesi ve çatışmaların sonlandırılması üzerine kuruludur. Bunun içerisinde böyle bir Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı, başkanlık sistemi gibi bir tartışma asla ve asla masada şimdiye kadar olmamıştır. Bundan sonra da olmayacak. Yani bunu bu kadar net söylüyorum. Fakat burada asıl eksik olan, yanlış olan mesele şudur ki yine dönüp hani CHP'yi eleştireceğim. Hani böyle çok CHP eleştirisi gibi oldu bu program ama ne yapalım, canımızı yakıyor onun için. Şimdi başkanlık sistemiyle... Aslında CHP'nin sürece dahil olması ve dahiliyetini sağlaması üzerinden daha çok eleştiriler yapılıyor. Bu başkanlık sistemiyle ilgili tartışmaların önünü kesip kapattığı için Tayyip Erdoğan'ın, AKP'nin ne önerdiği anlaşılamadı. Tayyip Erdoğan ve AKP bir başkanlık sistemi de önermiyor. Bir padişahlık sistemi öneriyorlar. Yani tek yetki, bütün yetkilerin tek kişide toplandığı filan, kuvvetler ayrılığının filan olmadığı bir sistem öneriyorlar. Oysa yani doğru düzgün bunu tartışabilseydik, bunu teşhir edebilirdik. Yoksa dünyada hiçbir akademisyen, biz hani Türkiye'deki birçok akademisyenle çok toplantılar yaptık. Yani bu devlet sistemleri, kuvvetler ayrılığı, denge denetim meselesi, bunlar nasıl kurulabilir diye biz de kendi anayasa önerimizi oluştururken çok çalışma yaptık. Birçok akademisyenle toplantılar yaptık, çalıştaylar yaptık, görüşlerini, önerilerini aldık. Yani başkanlık sisteminin kendisi otoriter bir rejim değil. Eğer kuvvetler ayrılığı iyi tarif edilirse, güvenceye alınırsa, denge ve denetim sistemi güçlü kurulursa, temel hak ve özgürlüklerin önündeki engeller kaldırılırsa ve merkezi iktidarın yetkileri yerelle paylaşılırsa, bu dört kriter bir araya getirilirse başkanlık sistemi de gayet demokratik bir sistem olabilir. Peki bir önceki... Yani sistemin kendisine bir kusur yok. AKP'nin önerdiği modelde bir kusur var. Anlıyorum. Zaten o başkanlık sistemi falan da değil, Türk usulü falan diyorlar. Yani fakat CHP böyle bir başka bir tonda tartıştığı için AKP'nin bu antidemokratik önerisi kamufle edildi. Hayır, özür dilerim. Yeterince tartışılamıyor. Gündemimizde yok meselesinde bir önceki İmralı görüşmeleri, daha doğrusu özel görüşmeler gazetelere yansıyınca sanki Sayın Öcalan'ın böyle bir şeyi varmış. Arkadaşlar, biraz onunla da ilgili bir soruydu çok, belki o. Çok açık. Sayın Öcalan'ın aslında politikalarını, önermelerini ve müzakere konularını içeren şey Sayın Öcalan'ın yazdığı mektuplarıdır. BDP'ye, KCK'ye ve KCK Avrupa Örgütü'ne ulaştırılan, hani devlet kanalıyla verilen bu mektuplar, hı hı, aslında üç aşağı beş yukarı bir mutabakat metni gibidir. Bu metnin içerisinde bir tek cümle bu konuya dair bir şey yoktur. Yarın mutlaka tarih olacak ve bu konular açıklanacak. Hani ben de bu sözümün arkasında o zaman... Anladım, ben de onu anlamak istiyorum. Sonradan mı yedirildi oraya? Kesinlikle, kesinlikle bu tartışmaların içerisinde, mutabakata varılan konuların içerisinde, yazılan mektubun içerisinde başkanlık sistemine dair bir tek cümle ve bir tek kelime dahi yoktur. Bu kadar büyük bir iddiayla söylüyorum. Peki siz şunu mu kısaca söylemek istiyorsunuz? CHP'nin tavrı, tutumu AK Parti'nin yapmak istediklerini yapmasına vesile olmaktadır. Tabii ve ki bu böyle anlamda bir zemin da aslında sunuyor. Bu AK Parti'nin yaptıklarının sorumluluğu CHP'de nedir? Tabii ki böyle bir zemin sunuyor. Çünkü bunun üzerinden AKP politikalarını meşrulaştırıyor. İşte görüyorsunuz diyor, burada statükoyu savunan, vesayeti savunan, darbecileri savunan, işte özgürlüklere karşı çıkan, diyaloğa, müzakereye karşı çıkan, Kürt sorunun çözülmesine karşı çıkan bir parti var. Ona göre bana şükredeceksiniz oluyor. Yani CHP'yi göstererek kendisine razı etmeye çalışıyor toplumu. Onun için CHP'nin bu politikadan vazgeçmesi gerekir. Yani bu tutumuyla AKP'ye karşı bir mücadele falan yürütmüyor. Tam tersine AKP'nin politikalarına meşruiyet zemini sunuyor. Peki Sayın Kılıçdaroğlu bir önceki parlamento konuşmasında demişti ki
Yani partimizin verilmiş olduğu önergeler var, bunları saymıştı. Ama bu önergelerin tümü mecliste kabul görmüyor. Sonuçta işte bunlar da aslında bu düzenlemelere katkı sunacak olan önerilerdi. Ama bunlar kabul görmüyor ve tabii yani bu konuda bu konuda kısmı olarak haklı olduğu bir nokta var. Örneğin CHP ile BDP yıllardır işte 6 yıldır bu parlamentodayız. Hakikatleri Araştırma Komisyonu ile ilgili ya da işte bazı katliamların aydınlatılması ile ilgili, karanlıkta kalmış bazı olayların aydınlatılması ile ilgili araştırma önergeleri veriyorlar. Bunların tamamı AKP'nin oylarıyla reddediliyor. Bunun gibi küçük önermeler var. Fakat büyük tabloda diyaloğa, konuşmaya, barış projesine, çözüm politikalarına büyük tabloda karşı çıktığı için bu küçük şeyler arada kayboluyor. Yoksa bunlar yok demiyoruz. Hani bu da bir inkarcılık olur. Böyle bir şey yok. Hani CHP. Ama bunları gerçekleşsin diye değil de biraz AKP'yi sıkıştırmak için yapıyor. Şimdi bu da iyi bir siyaset değil. Yani sen büyük tabloda daha özgürlükçü olmazsan, ondan daha fazla ön almazsan, o küçük küçük yaptığın şeyler arada kayboluyor. Yani böyle bir durum var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir önceki grup toplantısında sıraladıkları da biraz böyle bir şeydi. Ama büyük tabloda ne yapıyor? Yani başbakanın söylemediği, son bir zamanlardır terk etmek zorunda kaldığı şeyi Sayın Kılıçdaroğlu söylüyor. Ana dil böler diyor. Ya böyle bir siyaset olabilir mi ya? Dünyanın neresinde ana dil nereyi bölmüş? Yani dünyada toplam 156 tane Birleşmiş Milletler üye devlet var. Kaç bin tane dil var, ben sayısını bilmiyorum. Defalarca sordurdum danışmanlarımıza. UNESCO'nun rakamlarıyla bile binlerce, 2700 bilmem kaç tane dil var diyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hani her dile bir devlet diye bir şey yok. Tam tersine her devletin birkaç dili var artık. Yani herkes, yani devlet bir organizasyondur. Devlet bir toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir organizasyondur. Ben bazen site yönetimine benzetiyorum. Diyorum ki devleti bu kadar gözünüzde büyütmeyin. En nihayetinde sitede nasıl bir yönetim seçiyorsunuz? Ortak ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere de aidatımızı veriyoruz. Diyoruz ki sen de git bunu harca. Devlet dediğim böyle bir şeydir ya. Babasının parasını falan başka bir yerden para getirmiyor. Biz vatandaşlar vergi veriyoruz. Onlar da seçiyoruz. Bu parayı harcayın diyoruz. Hepsi bu kadardır devlet. Devleti başka bir yere koymak, onu bu kadar kutsamak, ona ve dokunulmazlık falan atfetmek korkunç bir şey. Yani bu 21. yüzyılın aslında demokratik değerlerle hiçbir şekilde anlaşılabilir bir durum değil. Yani insanların dil hakkıyla ilgili şeyi götürüp devletin merkezine oturtmak ve aman devlet bölünür. Ya niye devlet bölünsün insanlar dilini konuşunca? Dünyada artık neredeyse tek dilli devlet kalmadı. Hani böyle çok ters bir siyaset yaptığı için hani bu memlekette Fethullah Gülen bile neredeyse ana dilde eğitimi savunuyor. Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp diyor ki ana dilde eğitim böler. Ya Kılıçdaroğlu en azından ya kendi diline saygı duyuyor. Ya bugün Kürtçenin Kırmançki lehçesi, Zazaca, Dersimce bizim dediğimiz kaybolan diller kategorisinde. UNESCO diyor ki önlem alın bu dili koruyun. Kaybolacak neredeyse. Ya bir dilin kaybolması insana acı veriyor. Ya biz bugün dilimizi unutmuşuz, bundan acı hissetmiyor muyuz? Nasıl sen ana dilde eğitime karşı çıkarsın ya? Nasıl bu asimilasyonist politikaya bu kadar açık çek verirsin? Bunun gibi niye görüşüyorsunuz? Ne görüşüyorsunuz? Terörist başı. Ya dünya ABD çıkıp Avrupa, Fransa yani bütün dünya o gün Öcalan ne diyor diye dinlemeye çalıştı. Çünkü Kürtler Orta Doğu'da büyük bir aktör haline gelmişler. Bir değişim dinamiği halindeler. Bir güçler. Herkes dinlemeye çalışıyor. Hala Kılıçdaroğlu diyor ki niye görüşüyorsun? O terörist başı. Ya böyle bir siyaset yapınca o arada söylediği o küçük şeylerde kaybolup gidiyor. Şimdi buradan hemen şeye geçelim çünkü yavaş yavaş programımızın sonuna da geliyoruz. Özellikle de mesela Alevilerde geçmişte işte özellikle Sivas Badbak katliamından sonra sıkça Aleviler yürüyüşlerde, gösterilerde Mollalar İran'a diye slogan atarlardı. Ama son dönemdeki süreçler, dengeler değişti ve özellikle de birdenbire işte Suriye'de Aleviler, ya İran işte Aleviymiş ve siyaseti ve politikayı da bu çerçevede dile getiren bir yaklaşım da gündeme geldi.
Bu da özellikle Orta Doğu'daki mezhepler üzerinden siyaset yürütme gibi algılandı. Siz bugünkü konuşmanızda da bunun ciddi bir tehdit olarak Orta Doğu'da bir sorun olarak da durduğunu söylediniz. Şimdi bu gelişmeler bu yöne doğru kayabilir mi? Ya da Alevilerin bu tartışma zemini Alevilere ait bir zemin olarak mı gelişiyor? Yoksa Orta Doğu'da böyle bir müdahale mi söz konusu ve Aleviler de böyle bir müdahalenin içerisinde mi çekilmek isteniyor? Gerçekten bu çok büyük bir tehlike. Şu anda Orta Doğu'da dünyadaki bazı uluslararası güç odaklarının yaratmak istediği mezhep temelli bir kutuplaşma var. Bu büyük güçler mezhepler üzerinden Orta Doğu'da kapışmak istiyorlar. Ne yazık ki eğer böyle bir kapışmanın önüne geçemezsek, mezhep temelli bir çatışmanın önüne geçemezsek bunun en büyük mağduru Aleviler olacaktır. Çünkü Alevilerin şu anda arkasında bir devlet yok, bir gücü yok. Sadece toplum olarak kendileri varlar. Bir özgürlükçü yeni bir alternatif üzerinde özgürlük ve demokrasi isteyen güçlerle buluşamazlarsa bu tepişmenin arasında ezilecekler. Yani böyle çok büyük bir risk var, böyle bir büyük bir tehlike var. Biz Orta Doğu'da şunu savunmalıyız. Tüm halkların, tüm kimliklerin, tüm inançların kendi özgürlüklerini, özelliklerini yaşayabilecekleri, özgürlüklerini yaşayabilecekleri demokratik bir rejim. Demokratik bir gelecek, demokratik bir Orta Doğu. Böyle bir arzuyla biz siyaset yapmalıyız. Bunun dışında bu kutuplaşmanın tarafı olmak asla ve asla koruyucu bir yaklaşım değil. Yani bu kutuplaşmanın tarafı olmaya itiyorlar. Mesela Kürtleri de itiyorlar. Bu kamplardan birinde yer alın diyorlar. Aleviler de buna itiyorlar. Mezhep temelli uluslararası güç odaklarının yürüttüğü bir çatışma var. Bunun içerisine herkesi hizalamaya çalışıyorlar. Ve hizalamayı başarabilirlerse büyük bir kaos ve büyük bir çatışma yaratacaklar. Ama buna dur diyebilecek güçler de var. Mesela Kürt hareketi bunlardan birisi. Ve şimdiye kadar da hep böyle konumlandı. Mesela Suriye'de bütün uluslararası güçlerin, ABD'nin, İsrail'in, Avrupa'nın, Türkiye'nin bütün tacizine, sıkıştırmasına, tehditine rağmen orada Kürtler hayır biz böyle bir kutuplaşmanın tarafı değiliz, biz özgürlüğümüzü yaşamak istiyoruz. Ve biz kendi coğrafyamızda yaşayan bütün inançlara da, bütün kimliklere de, bütün Kürtlere de, kültürlere de özgürlük vaat ediyoruz. Birlikte yaşayabiliriz dediler. Ve kentlerde herkesten oluşan kent meclisleri kurdular. Ve en nihayetinde hani Kürtlere şunu dayattılar. Esad karşıtı mısın, Esad yanlısı mısın? Kürtler bu oyuna gelmediler. Biz birinin karşıtı ve birinin yandaşı olmak zorunda değiliz. Biz özgür yaşamak istiyoruz. Biz demokratik bir gelecek istiyoruz. Ve bizimle birlikte olan, bu coğrafyayı paylaşan, bu ülkeyi paylaşan herkesle de böyle bir birlik kurmak istiyoruz dediler. Ve kendilerinin bir şekilde stabil alan haline getirdikleri Suriye Kürdistan'da, Rojava'da bulunan bütün halkları oradaki kent meclislerine dahil ettiler. Demokratik bir geleceği kendilerine hazırlıyorlar. Tüm Orta Doğu için böyle bir şey aslında. Yani Kürtleri Orta Doğu'da böyle bir hizalanmanın tarafı haline getirmeye ve bu hizalanma içerisinde büyük bir çatışmanın, bir kaosun içerisine sürüklemek istiyorlar. Ben Alevilerin de Kürtlerin de tam tersine bu oyunu bozabilecek imkanlara ve güce sahip olduklarını düşünüyorum. Orta Doğu'da demokratik bir yaşamı inşa edebiliriz, birlikte inşa edebiliriz, birlikte yaşayabiliriz, özgür ve eşit bir gelecek yaratabiliriz. Biz kimsenin tarafı olmak zorunda değiliz, kendi tarafımız olalım. Evet. Son sorularımızı alalım çünkü rejiden uyarıyorlar, epey zamanımızı açtık. Kısa olarak geçeyim. Kadın hareketi sorunlarını nasıl görünür hale getirebilir, nasıl gündeme taşıyabilir bu süreçte? Bu şekilde yer alabilir. Şimdi kadın hareketinin aslında yapması gereken önemli şeylerden birisi örgütlenmektir. Yani hem Kürt kadın hareketi hem Türkiye kadın hareketi ne kadar büyürse, ne kadar örgütlenirse, kadın dayanışmasını ne kadar güçlendirirse o kadar hak sahibi olabilir.
Ne yazık ki, ne yazık ki dünya adil bir dünya değil. Bir gücün yoksa, bir iraden yoksa, kendini ifade etme imkanlarına sahip değilsen, kimse demiyor ki ya sen yeter, çok ezildin, sen de mağdur oldun, al birazcık da haklarını kullan demiyorlar. Birazcık haklarımızı almayı bilmeliyiz. Evet. Son olarak aslında tam da o sorunun arkasında, çünkü çok önemli bir şey söylediniz efendim. Özellikle Orta Doğu coğrafyasında Aleviler aslında kimsesiz gibi görünüyor. Olası bir mezhep çatışmasında Orta Doğu'da yaratılacak. Neredeyse Aleviler kimsesiz olarak berhava olma tehlikesiyle karşı karşıya. Özellikle Kürt siyasal hareketi ve Kürt özgürlük hareketiyle birliktelikleri belki bu anlamda bir sigorta gibi görünüyor ama bu durumda hani Aleviliği de baz aldığımızda, göz önüne aldığımızda hani bir silahlı harekete dönüşmek gibi bir şeyi de yok. Felsefesinde de işte inancında da. O zaman hakikaten ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya, bunun güvencesi ne olacak mesela? Ya bu oradaki dengeler her an değişebilme durumunda çünkü. Tam Suriye'deki Kürtlerin durumunu örnek verirsek buna bir izah gelmiş olacak. Suriye'deki Kürt Alevi köyleri de var şu anda bu bölgede. Şimdi bilhassa buradan orada, şu anlar var. Orada aynen de bu politika izlendi. Denildi ki Kürtlerin arkasında kimse yok. Oradaki bazı radikal İslamik grupların arkasında Suudi Arabistan var, Katar var, Türkiye var, Hamas var, işte İhvan-ı Müslim var, nedir Müslüman kardeşler, hatta Taliban var. Taliban yani böyle işte dünyanın bütün bir cümle radikal İslami çatışmacı grupları oraya destek oldular. Silah yardımı Selefiler dahil, teçhizat yardımı dahil her şeyi yaptılar. Amerika alabildiğini önlerini açtı. Türkiye biliyorsunuz getirdi, kamplarda eğitti, gönderdi, takviye etti. Buna rağmen şu anda bu bütün devletlerin desteğine rağmen hala Suriye'de bu radikal İslamlı grupların stabil hale getirdiği, kendilerinin kontrolü altına alabildiği bir tane kent yoktur. Kürtlerin böyle bir gücü yoktu. Arkalarında böyle bir devlet de yoktu. Bir tek şeyleri vardı, örgütlülerdi. Ve bu örgütlülüklerine, sivil halk gücüne dayanarak şu anda 9 kentte stabil bir hayat kurmuşlar. Az da olsa toplumlarını çatışmadan, imhadan koruyabilmişler. Şimdi bunun tedbirlerini almaya çalışıyorlar. Ve bunu bir demokratik Suriye'nin gelecekte, demokratik bir Suriye'nin temel politik aktörü haline getirdiler. Öyle ki şu anda Türkiye bir işte Suriye muhalefetini örgütlemeye çalışıyor, başına bir Kürt getiriyor. Amerika diyor ki siz iyi beceremediniz, ben gideceğim diyor, yeni bir Suriye koalisyonu kuracağım. O da kuruyor, o da başına bir yerden bir Kürt bulup koyuyor. Niye? Çünkü Kürtler şu anda Suriye'nin kaderini neredeyse belirleyecek kadar önemli bir aktör haline geldiler. Tek dayanakları da şuydu, kimsenin tarafı olmadılar, kendilerinin tarafı oldular ve örgütlü halk gücüne güvendiler. Şimdi bunu yapmamız gerekiyor. Orta Doğu'da ayakta kalabilmenin ve demokratik bir geleceği garanti edebilmenin tek yolu örgütlü bir halk gücü yaratmak, kendine güvenmek, kendinin tarafı olmak, kimsenin yedeğine düşmemektir. Bence bunu felsefe olarak alırsak Kürtler de Aleviler de geleceklerini güvence altında hissedebilirler. Kendimize güvenelim yani. Evet, Sayın Başkan, o zaman tek ve son sorumuz olsun. Şimdi her zaman işte bu süreçlerden bahsedilirken, meselelerden ve sorunların çözümünden bahsedilirken A planı çıkıyor, B planı çıkıyor, C planı çıkıyor. Bunlar hep böyle dile getiriyorlar. Şimdi BDP'nin bir A planı, B planı, C planı var mı? Valla bizim bütün planlarımız direniş yoluna çıkıyor, bunu söyleyeyim. Yani tek planımız o. Her halükarda oraya çıkıyor. Geçen Siirt'te yaptığımız Nevroz'daydı. Gene ben bu yeni süreci tarif ederken işte daha çok örgütlenelim, daha çok çalışalım, daha çok mücadele edelim falan. Ya orada seslendiler. Ya başkan bize hiç rahat yok mu? Dedim vallahi yok. Yani özgürlüğü garanti edinceye kadar ne yazık ki böyle. Tek plan var. Örgütlenmek, güçlenmek, mücadele etmek. Tek plan bu yani. Teşekkür ediyoruz başkan, katıldığınız için ve bize zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Çok teşekkür ediyorum. Herkese de iyi geceler diliyorum.
Evet sevgili izleyiciler, bir gündeme bakış programının sonuna geldik. Size Ankara'dan merhaba dedik. Barış ve Demokrasi Partisi'nin genel merkezinde ve eş başkanı Sayın Gülten Kışanak konuğumuzdu. Dilimiz döndüğünce sizin sorularınızı, sizden gelen soruları Gülten Hanım'a aktarıp ondan cevaplar almaya çalıştık. Arkadaşlara teşekkür ediyorum bu katılımlarından dolayı. Hoşça kalın, dostça kalın. Her zamanki soluğunuz bizimle kalın.